Küçük Hürriyet namı altında kainat sistemi içinde müthiş güvensizlik, sahipsizlik, yetimlik hisseder insan kaderi imanı olmazsa. Çünkü kader sahipsiz, şey kainat sahipsiz. Ne oldu, ne zaman, ne çıkacak bu Afyon'da? Bir anda yıldız düşebilir, gezegen düşer. Deprem bölgesidir, bir anda yok oluruz. İhtimal var. O zaman ya ben kadere inanmayayım. Niye? Hürriyetimi ortadan kaldırıyor. Kadere iman etmek neyi ortadan kaldırıyor? Ne getiriyor sana kar? Bugünkü okumaların dışında. Kederden nasıl emin ediyor? Küçük hürriyet namı altında kadere girmemek, kainat sistemi içinde müthiş güvensizlik, sahipsizlik, yetimlik hisseden insan. Oysa kadere iman hürriyetini almıyor. Kader iman etti mi? Hürriyetini almıyor. Bilakis ona yol ve yöntem gösteriyor. Kader insanın, yani kader insana güven getiriyor. Güven getiriyor. Teslimiyet getiriyor. Yani getiriyor. Bu sefer güvensizlik, sahipsizlik, yetimlik hislerini kaldırıyor. Kader insanın ruhunda nihayetsiz güven duygusunu oluşturuyor. Yani bir sahibimiz var. Ne kanser olabilir mi? Olabilirim, belki de kanserim. Kaderde varsa diyoruz. Mesela bak, hani musibetlerde, hastalıklarda ben irademin dışında zaten burada yazmıştık. Evet. Gelecekte yani teklifte masiyette ve günahlarda masiyette burada sensin. Ama musibetlerde, hastalıklarda, günahlarda değil, hastalıklarda, geçmişte var. Cüme değişik değişik gidiyor. Gerçi o da avamındı. Havasta nasıl olacak? Nasıl? Havasta Cenab-ı Hak mutlaka. Yani o yazdığımız şeyler vardı ya. O avamda caiz ihtimal diyor. Kullanımı böyle. Havasta? Havasta takdir layıkıdır diyecek. Yani başıma gelmesin hasta beni değmedir diyecek. Ha, çünkü yani hava şudur. Havas kendisini vere vere. Kemarata bir sürecek. Havas yok ortada zaten. Zaten havas nedir şu? Cüz ihtiyarsını terk ede iradesine geçiyor. İhtiyar denen bir şey yok. O zaman diyor Risale'de her şeyin artık kadere verebilir. Ama hem ona hem ona zıp zıp atlamak yapamaz. Şimdi hürriyeti okumuş muyduk? Hürriyeti, suretini vesairesini. Okumadık değil mi? Hürriyeti geçeyim mi? Geçmedin mi ya sanki? Hürriyet geçti mi? Okumuştuk hürriyeti. Sanki hürriyeti bir ilk başta. Okuduk değil mi? Bir hürriyet mevzusu. Okuduk sureti. Kanuniyeti, hakikati, mahiyetini okumuştuk değil mi? Tamam. Ondan sonra şimdi devam ediyorum. Cümle değişiyor. Çalıştığım kurum kamera ile izlendiğini bildirseler. Bir yerde çalışıyorsun. Çalıştığın kurum kamera ile izlendiğini bildirseler. Kimler rahatsız olur? Soru soruyorum. Cevap veriyorum. Tembeller ve hırsızlar. Sen işini yapıyorsan kameradan niye rahatsız oluyorsun? Kader, değil mi? Şimdi sen bile kontrolsüz keyfi maaşa hareketlerinden sıkıldım. Bazı şeylerden sıyrılamadığın için keşke kural ve disiplin olsaydı demiyor musun? Yani mesela şöyle, iradesine sahip olmayan bir insan mideyi berbat ediyor. Hasta yani, çok rahatsız. Ama kontrol edemiyor. Ama kural gelince Ramazan ne kadar memnun oluyor değil mi? Seni ne yapıyor? Kölelikten seni kurtarıyor sisteme girmek. O zaman kader nedir? İnsanın kendisini büyük insan, şecere-i hilkat büyük insandır. Bu insan kainatı suğradır. İnsan deyince beraber düşüneceğiz. İşte kaderin altyapısı neydi? İtikatta değil. İntizam, nizam, malumiyet, meşrudiyet, tayin, evamir tekvin altı. Şimdi bir de kaderi bize bakan ne vardı? Allah'a, meleklere, kitaplara, peygambere, haşi iman, beş tane iman esaslarıyla emin olmuş. Melekleri imanla ne getirdi? Kainat sistemini olduğunu. Ha, o zaman bendeki sistemle büyük kainat, büyük insan, ben arasındaki ilişkinin
doğru kurulabilmesini sağlıyor. Kader. Yani mesela bir tane misal söyleyeyim. Misal. Ölüm hadisesi. Buradan baktığın zaman kötü değil mi? Bak bunu da hoşunuza gidecek. Buradan bakınca ölüm kötü. Öldükten sonra öl kabul et. Geç oradan. Oradan buraya bak. Vay be. Niye daha çabuk gelmedim ya? Evet. Mesela bir misal söyleyeyim. Karadeniz'de İnşallah öyle deriz. He. Karadeniz'de biz duvarlar yaparak toprakları indiririz. Sonra toprağa ekeriz. Tarlayı biz yaparız. Tarla yok. Bu Kırıkan'a gittiğim zaman, Polatlı'ya geldiğim zaman adamların tarlayı pek ekmediğini gördüm. Karadenizler tarlayı ekmemek şöyle dursun. Olmayan tarlayı yapıyorlar, sonra onu ekiyorlar. Dedim ki acaba bu tarla ellerinde olsa bu ne olurdu? Ha, ama Karadenizlilere Polatlı ve Kırıkan'ı göstermediğin zaman dünyanın en iyisi orasıdır. Aynı bunun gibi buradan bakınca ölüm kötü. Teris oradan geç, oradan bir de bak. Şöyle baktığın zaman zindani dünya. Tamam mı? Vay be. Niye şimdiye kadar kaldık ya? Anne karnındaki çocuk gibi. Anne karnındaki çocuk çıkmak ister mi? Ekmek elden, su elden. Ama şimdi git dese hiçbirimiz... Hiçbirimiz gitmek istemeyiz. Gibi peygamberimizin hadisi durur zaten. Yani kardeşim, kadere iman etmek seni sisteme sokuyor ama sistemsizliğini sistemliyor. Mesela misal verdim ya, adam lop lop olmuş vücudu, midesine hakim değil, iradesine hakim değil, sokağa çıkıyor, sağa sola bakıyor, bilmem ne yapıyor. Ama Ramazan geldiği zaman gözüne de, kulağına da, midesine de hakimiyetini başka bir sistem sağlıyor. Değil mi? Devam başka ediyor. Suça teşebbüs ederken yakalanan suçluya yapmış gibi ceza veriliyor. Bak, suça teşebbüs ederken yakalanan suçluya yapmış gibi ceza veriliyor. Bomba elinde otobüsün içinde daha patlamadan yakalandı. Şimdi ona ceza verebilmek için patlamasını mı beklemek lazım? Patlattı cesaret. Adam diyor ki patlattı mı? Diyor ki patlatacaktın. Yok, patlatmayacak. Ben orada tutuyordum. Peki patlatmadan patlatma cezası veriliyor beşer kanununda. Patlatmayacaktı. Kesinliğinden patlamış gibi ceza verilir. İnsanların halet rüyeleri de suçüstü gibidir. Aynı bunun gibidir. Suçu yapmadan da suçludur. Halet rüye. Ama Allah yapmadan yazmıyor gene. Niye suçlu oluyor? Nasıl oluyor? Bak misal. Şimdi öyle değil gibi geldi birden ama. Değil diye de bak şöyle. Şimdi ilk önce bir daha misal ver. Elinde bomba var, otobüste yakalandı. Patlattın mı? Yok, patlatacaktın. Patlatacaktın. Geleceği. Geleceği olmuş gibi ceza veriliyor. Tamam. Ve yazılıyor. Dünya kanununda böyle. Kanun. Ama o adam diyor ki, yani ben kader böyle yazmış. Ben ya belki yapmayacaktım. Elinde bomba olan adam belki patlatmayacaktı, olur mu? Olmaz. Elinde bomba olan herhalde oyuncak değil bu. Bombacıya soralım. Bombacı burada zaten. Şimdi burada değil. Yani bak adam şunu yazıyor. Bomba patlattı, 15 sene ceza veya ömür boyu. Patlatmadan ama. Bu adam tekrar diyor ki bu ceza veren hakim. Kader daha ben yapmadan önce yazmış. Nasıl yazmış sana? Yazmış. Kader var yani. Ama senin o haleti rüyelerin var ya. O haleti rüyenin elinde bomba. Bu haleti rüye o fiilin sebebidir yani.
o fiilin şeyi sebebi olacak. Kader insanın fıtratlarındaki meylan ve tasarruflarına nazar ediyor. Biraz fiillerine değil daha. Mesela başka bir örnek verebilir misiniz onunla ilgili? Bomba biraz şey oluyor da. Tamam, şöyle diyeyim. Daha absürt oluyor yani. Daha şöyle, Allah bize yakın bir örnek. Tamam. Allah yazmasaydı ben yapmazdım. Biz de ona diyoruz ki yazdığını nereden biliyorsun? Ona sor. Kaderimde var. Hakikaten mi? Hakikaten kaderinde mi var? Bir de baksana bizim kaderimde var mı? Bir de bizim sinema. Gördün mü kaderi? Hani Geylani Hazretleri gitti günahlarını sildi ya. Hı hı. Şimdi kaderimde vardı yaptım. Hakikaten mi? Kaderin ne olduğunu nereden biliyorsun? Peki orada gördün mü sen? Kaderini gören var mı? Varsa benimsin de bir baksan. Yok almayacağım. Kaderin ne olduğunu bilmiyor ki işte. He. Yani ne yapıyor biliyor musun? Bir suçlu keçi arıyor. Hmm. Suçu yükleyecek birisini arıyor. Hmm. Tamam mı? Birisini arıyor. Titiz bir adam düşün evde, hırçın. O sinirini birisine patlatacak yani. Ya çocuklara şey patlayacak ya hanıma. Biraz da gideyim. Başka şey. Biraz da rahatlayayım. Hürriyet senin yaşadığın mekana göredir. Nasıl ki evdeki hürriyetin, iş yerindeki hürriyetin, sokaktaki hürriyetin hep farklı. Değil mi? Evdeki hürriyetinle araba kullanırken hürriyetin aynı mı? Demek sende sorun, demek sende sorun yok. Sorun yok. Sorun yaşadığın yerden kaynaklanıyor. Hürriyetin olmaması veya olması. Mesela yağmurda hürriyetin yok kardeşim, şemsiye alacaksın. Gece hürriyetin serbeti feneri alacaksın. Mecbur musun? Mecbursun ha, gitmek için. Gideceksin adamda. Feneri alacaksın. Fener almak senin sorunun değil. Senin cebir, bulunduğun mekan bunu iktiza ediyor. Peki şey bu hani... Daha bitirmedim de onun için. Dur. Demek sende sorun yok, sorun yaşadığın yerden kaynaklanıyor. Bitireyim. Fıtratımda kayıt olduğundan değil, bulunduğum ve yaşadığım hayattan geliyor bazı kayıtlılıklar. Yani mesela ben kaderimde böyle internete mecburdum. Alıştığın için mecbursun. O mekanda bulunduğun için. Onun için Kur'an diyor ki böyle mekanlara girmeyin. Çünkü sizin hürriyetiniz kalkar. Şimdi bitireyim cümleyi. Dini ve haşa Allah'ın reddedebildiğin halde, Allah'ı reddedebiliyorsun. Reddedebildiğin halde bunlar beni kayıtlamış diyorsun. Bunları reddedebilecek kadar hürsün, daha nasıl hürriyet istiyorsun? Allah beni kayıtladı diyorsun ama Allah'ı reddediyorsun. O zaman beni reddet diye mi sana böyle kayıtladı? Peki bu insanın tercih edemediği yani Allah... Sokaktaki şeylere cümle bunlar. Ha, Allah'ın takdiri olan şeyler de var. Yani işte... Ha, Allah benim hiç iradem olmadan takdir etmiş. Hı. Onlar hep üstün özellikler. Mesela şöyle diyeyim. İlim gibi değil mi abi? Şöyle böyle. Tırnakçı kardeşim tamam. Ali hiç bize sormadan bak. Hı. Allah bize sormadan yaptıklarını söylüyor. Ona misal. Çok güzel bir baklavalar, şunlar bunlar getirdi. İmam bayıldı, müftü şaşırdı, müezzin yayıldı. Getirdi. İçeri girdi. Hiç bekliyor muydu? Yok. Para verdi mi? Yok. Bekletin var mıydı? Yok. Var mısın? Ne getirdin kardeşim? Kime sordun ya baklavayı ya? Şimdi bize niye getiriyorsun bunları? İmam bayıldığına niye getiriyorsun? Kızılır mı? Ha, bana niye sormadın? Kabul etmiyor. Ha, iyiliklerde sorulmaz. İyiliklerde... Her şeyde iyilikse hiçbir şey sorulmaz. Sorulmaz. Ha, şimdi kaderin bize sormadığı şey hep iyiliktir. Mesela yaratmadan önce bir tanesi diyor, yaratmadan önce bana niye sormadı Allah? Senin yaratmadan önce nereye soracaktı? Tamam mı? Peki yarattı şimdi. Buna pişman mısın? Niye bana sormadı dediğine göre o zaman yaratılmak iyi değilse 10. kattan balıklamakla git kolay. Ha, demek ki Allah'ın sana sorduğu şeyler var, sana sormadığı şeyler var.
Güneşi sabah doldurayım mı doldurmayayım? Sana sormuyor. Tamam. Bu işte yani hep bildiğimiz mesela evet. işte ateist bir anne babanın hiç böyle din diyaneti görmemiş bir çocuğu olarak dünyaya geldi. Bunu tercih etmediğini biliyoruz. Yani hep bunlar şey sorurlar ya. Klasik. Yani şimdi burada orada hür değildi ve Allah onu işte ateist, hiç böyle dinsiz, işte uç insanların çocuğu olarak dünyaya getirdi. Şimdi o insanla ben mesela benim annem babam namaz kılıyor, işte dini bir şeyi var vesaire vesaire bulunduğum ortamlar. Burada ben baktığımda ilk başta benim de bir şeyim yoktu orada, bir seçme şansım yoktu, onun da yoktu. O orada oldu, bu burada oldu. Ha tabii netice illa öyle olacak değil ama sonuçta hani yarışmaya epey bir geriden başlamış oluyor. Şimdi buradaki adalet tecellisi, kader tecellisi nasıl şey yapar? Biraz sileyim mi? İnsanın mesuliyet ölçülerini getiriyor. Ve bu buradaki işte hani nasıl tecellisi? İnsan nerede mesuldür? Hatta Sibirya'da doğmuş. Hiç dini bile duymamış. Tabii, değil ateist. Hiç duymamış. Evet. Hiçbir diyor. Bari buradaki Allah yoktur diyor. Gene bir ağzında Allah var. Evet. Burada Allah da yok yani. Tamam. İnsanın mesuliyet sebepleri. Şimdi salahiyet, mesuliyet, iktidar, ihtiyar, insanın mesuliyet zeminleri. Mesela adamın yaratılmış ama ihtiyarı yok. İhtiyar yok. Yani kafa eksik. Yani yok veya yaşa. İki, iktidarı yok. Köledir. Tamam mı? Salahiyet bulu çağ gibi yani şey muhakeme-i akliye ve öğreneceği sebepler. Yani kısacası bu dört tane şey var. Şimdi وَمَا كُنَّ مَعْذِبِينَ حَتَّا نَبَسَنْ رَسُولًا. Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Meğer ayet. Sibirya'da doğmuş. Ben ölçüyü söylüyorum. Tamam. Ölçüyü söylüyorum. Derecesini biz herkes kendisi yapacak. Sibirya'da doğmuş. Hiç dini duymamış. Gazali diyor ki, yok yani bazı devlette dini duymuş ama terörist dini duymuş. Yanlış duymuş. O da dahil. Kim ne kadar duydu? Duyduğunu ne kadar doğru duydu? Üç, ne kadar onu yapacak, değerlendirecek iktidar ve ihtiyarı, mesaliyet, mesuliyeti vardı? O nispette Allah onu biliyor, mesuldür. Hiç duymadı. Direkt cennete gidecek. Sen de her nefesinde sen sabah çekileceksin. Biraz önce sen şanslıydın. O şanslısın. Biz abi imtihan değil ya. Çok gibi. Üniversite sınavı gibi. Biraz önce bir sen şanslıydın. Şimdi adam zina yapıyor, içki içiyor, Allah yok, din yok, iman yok. Vur patlasın, çal oynasın. Sibirya hiç düğün duymamış. Ondan sonra asabı kefin köpekleri gibi. Hiç hesap yok. Asabı kefin köpeği gidecek. Sen diyecekler ki dur hesap ver. Olsun, ben böyle olmak isterdim. Ya. Ama cenneti geçer. O da iyiydi. Her şahsı çünkü, özel şey var, imtihan var. Şahsı özel imtihan var. Evet, tamam. Herkese. Şimdi, yoksa biz imtihan deyince umumlu diyoruz. Osman abi, o adama acıyor gibiydi. Şimdi kendisi acınacak hale. Yok, gene ben dedim, kurtardım mevzuyu. Dedim, gene ben böyle olmak isterdim. Gel bizim temelli hikayesi olacak. Ola dininin kıymeti. Ne zaman diyeceksin? Ne zaman diyeceksin biliyor musun? Evet. Bu sıcak ortamda, süt elinde. Yok, ben bunu de... O... Cehennemin dehşeti karşısında, haşir meydanında, her nefesinde hesaba çekilirken,
Bu nefesi nerede harcadın? Nerede kazandın? Orada ne diyecek biliyor musun? Ayette diyor. Ya leyteni kuntu turaba. Keşke mesuliyetsiz ama var olsam da mesuliyetsiz olsam. Onun için o Allah hiç hesap sormuyor. Hem dünyada yaşıyorsun. Anladın mı? Yani cennetin tabakalarını düşünüyorsun ama imanı kazanma ve kaybetme davası var ya, insanın uykusunu kaçırıyor. Abi ben burada biraz, şimdi herkes bu, şimdi ben de Osman gibi, ben de burada abi biraz şey yapamıyorum, kanaat getiremiyorum bir türlü. Hazreti İbrahim, İbrahim Aleyhisselam, bakmadı mı işte güneşe, sen batıyorsun benim... Ya bu olum öyle gitmesi zorunda ya, değil miydi imana diyor. Ha, şöyle diyeceğim. İman şartı yok mu öyle? Bak bir o ikincisi Hasan abi mesela adam Müslüman. Yani daha kötüsünü söyleyeyim mesela. Adam Müslüman. O sorgulamıyor. Hayır. Hayır. Müslüman olduğunu düşünerek bir adamın peşine takılıyor. Mesela biz onu münafıklıkla icabında yargılıyoruz, suçluyoruz. Şimdi bu adama yani bence biraz şeyi olmalı Hasan abi ya bu farkındalık olayı var ya Hasan abi farkındalık. Yani bu burada bir şeyin karşısına geçiyor. Bak işte bu dört tane içinde. Muhakemesi, muvazemesi. Tamam mı? Bir elinde kantar, bir elinde metre. Tamam mı? Adam, şimdi biz kuralı söylüyoruz. O ileme uygulamadık. Adamın elinde kantar, metre var. Şu. Köledir. Bağ bir şey yapamıyor. Delidir. Muhakeme yapamıyor. Elinde şimdi bunun ölçüsü şudur. Ne kadar bunu elinde bu imkanlar vardı? Yani dini ne kadar duydu? Ne kadar duyduğuna lakayt kaldı? Ne kadar doğru duydu ama? Allah biz bunu bilmiyor. Tabii, bunu ölçme şansımız yok şu biz an. Yok yani. Bunu ne kadar duydum? Ama ya o zengin yaratıldı da ben fakir fazla sadakam yok. Mesela koca Sapancı Adana'da cami yapmış. Ama benim bir bardak sütüm sadakası, onun sadakası cami, belki benim daha sütüm daha fazladır. Bir bardak süt verdi. Çünkü Cenab-ı Hak iktidar ihtiyarına göre hesap soruyor. Onun dünya servetine göre cami yapmak hiçbir şey değil ki. Belki zekatını bile doldurmaz. Yani buradan bizim abi hesabımızda zor olacak çıkıyor tabii. Şu dünyanın şu şartlarında Hasan abi. Ha? Bakın internetten her türlü bilgiye belgeye ulaşabiliyorsunuz. Televizyonu açtığınız zaman bir şekilde muhakkak bizim insanlarımız, bizim televizyon açıldığı zaman film izliyorsun. İzlediğin kişilerin boynunda hacı görüyorsun hacı. Bilmem işte neyse. Yani ulaşmamış olması mümkün değil. Yani FETÖ'den bahsedilir mi bu devirde? FETÖ'den bahsedilemez. Onu demek istiyorum ben Hasan abi. Algılayamıyorum ben onu bir türlü. Bak canımın ciğeri. Yat katta şükret. İstikametli bir cemaatlansın da. Konuşayım böyle artık. Konuşuyorsun artık. Bu malzeme senelerden beri şu anda yargıladığın şu anda o ustada muhalefet edenleri senin bulunduğun cemaat değil miydi? Evet. Senelerden beri onlardan ders almıyor muydun? Evet. Onlar senin veli nimetin değil miydi? Evet öyleydi. Onlar yanlış mıydı o zaman sana göre? Değildi. Evet. Çünkü onlar sana elbise giydirmişti. Her sohbet sana giydirin elbisedir. Anladın mı? İnsan belirli bir dağın dışına çıkınca dağı görüyor. Yoksa insan bulunduğu cemaatin, bulunduğu mekanın zaman, zemin, tam, libasın kölesi oluyor. Ve doğrusu odur. Hasan abi, Münker Nekir'e gidecekler. Gelecek, neydi? Dine ulaşmayan adamın adı neydi? Ne diyorlardı? Fethet. Gelen ben Fethet. Giden ben Fethet. Münker Nekir diyecek olan biz kime yazacağız bu cezayı? Ya o yeter ha. Şimdi gelen ben Fethet, giden ben Fethet. Ya Allah ne kadar merhametli işte. Merhametli. Mesela bak gitti. Ben Rabbuki dedi, tamam mı? Rabbin kimdir? Sibirya'nın ne diyecek veya Pigme Afrika'daki? Bir dakika,
Rabbim kim? Sen kimsin ya? Burası neresi? Burası neresi? Burası neresi? Ben neredeyim? Hani etrafımdakiler? Sen kimsin? Ne Rab? Şimdi Allah canibinde kudretin azameti altından bakman için dört sıfata bürün. Rahmet ilahiye, hikmeti Rabbaniye, merhameti ve adalet ilahiye. Dört. Kastamonu'da geçiyor. Hikmet ilahiye, inayet ilahiye, adalet ilahiye, rububiyet ilahiye noktasında Allah'ın adalet, Allah canı ve kudreti azameti altında bu senin köleni, kulunu sorgular şimdi. Gitmemiş. Veya gitmiş, Gazali der ki, yanlış gitmiş. Ben Sibirya'dan bahsetmiyorum. Daha 3-5 sene önceki bulunduğun cemaatini düşün şimdi. Ve ama Hasan abi bakın ben şey yaptım. He. Bir şekilde size ben bir şekilde ulaştım. Onu anlatmaya çalışıyorum ve tercih ettim. Vallahi diyorsunuz. Ve tercih ettim. Dur. Ama herkes kom bir ulaştım derken herkes yani senin yok, kadar yani ya. Sen herkes yok. Senin kadar muhakemesi olmayabilir. Muhakemeye aklısı. İktidar o kadar olmayabilir ama. Ondan sonra iktidar olmayabilir. Salahiyeti yok. Salahat var ya salahat, mesuliyet. Salahat yani o içsel yapı. Yani böyle bazı mesela şey diyeyim. Değil onlara. Müslümanım diyor. Üstad diyor ki Müslümanın amel altında olanlar bilerek severek günah yapmıyorlar. Yapmıyor muyuz? Bilerek ve severek bir günah yapmak şöyle dursun. Adam dinsizliği dine tercih ediyor. Mesela diyelim ki hiç mesela oy atarken ben dua atmadım daha. Ben atarken benimle beraber aynı yere atanlar kimdir diye sormaz mı? Beni zındıklar tasdik ederse vallahi ödüm patlar benim. Bana dese ki Hasan'ı çok seviyor. Vallahi benim ödüm patlar. Ama Resulullah dese ki ben sevmiyorum. Ödüm patlar. Ha, o zaman kardeşim bize zaman, elbise, zaman, zemin, yani yaşadığın mekan, yediğin, içtiğin, yaşın. İnsan üzerinde muhakemesine, hislerine, tercihlerine tesir ediyor. Onun için mesela diyor ki, zina yapma demiyor Kur'an'da. Zina yaklaşma. Çünkü oraya gittiğin zaman fıtratı iyi bilen Allah, orada yapma denilemez. Zina karşısında sen yapma denilemez. İhtiyar ref oldu. Zina karşısında sistemin sahibi Allah diyor ki bunu artık ref olur. İhtiyar ref olur. Şey de mümkün mü abi? Yani özel olursa başka. İslam memleketinde şey mümkündür. Fethet, evet. Yani adam fethet. Mesela geldi o salahiyet mesuliyet iktidar. Öyle bir aileden ki hep dini böyle işte öcü, sakallı, cübbeli. Bağdat Caddesi'nde. Hiçbir şey olmadı orada burada ve işte 25 yaşında da öldü. Yani hani fazla da şeyik olmadı. Bunun yani işte gördüğümüz bizim için şey dediğimiz insan belki cennete gitme ihtimali var mı? Bak şimdi, olarak. Bak ölçü şu. Ha. Kim ne kadar duydu? Yetmiyor. Duydu televizyon veya cemaatler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tabii bilmiyoruz o detayı tabii. Evet. O Allah bilir. Duydu. Duydu. Ezanı duydu. Duydu. Ama duyduğunu ne kadar muvazene kantar, metresi oldu, ihtiyarı ve iktidarı var. Onu biz bilmiyoruz. Peki İslam memleketinde fetret var mı? Var. Derece derece var. Mesela şöyle diyeyim. Sen ilk duyduğun zamanki nurculukla şimdiki aynı hassasiyetin, günaha karşı duruşun, sebaba karşı duruşun. Mesela eskiden de aynı ders okuyorlardı. Namaz farzı diyor ama belki de nurlu tanrıdı. Rakaydık sabah. Peki nedir o? Bizim iktidarımız var ya içsel yapı. Arttıkça mesuliyetimiz de artıyor. Biz onu bilmiyoruz. İslam devletinde hatta İstanbul'da aynı şartlarda komşun ama ailesinde Allah yok, din yok. Belki de dinsiz. Ezanı da o da duyuyor, ben de duyuyorum. Tamam. Ben öyle bir insana rastladım ki
14 yaşında bir genç Bağdat Caddesi'nde okudum ya ben. O içeri köyde oturuyordum. 14 yaşında bir sebeple bir genç orada. Ben de 16, 17, 18 var mı yaptım. Bir sebeple şimdi girmeyeyim ona. Çocuk dedi ki o camilere, amcama dedi ki camiler dedi minare, o dedi su deposu değil midir dedi minareye. Allah ya. Bağdat Caddesi'nde bir tane ve iki tane cami vardı o zaman. 1977. Gafur abi diyor ki hani bir yemeğe gidiyorsun abi, herkes kalkıyor, fatura sana kalıyor ya. Şimdi herkes içinde de gitti, fatura bize kalacak. Ya, hakikaten ya. Şimdi bir ama, sen, ama ne yapıyor biliyor musun? Yok, sen? Bunların hepsi bizim için, hepsi aslında bizim için şükür tabii ki. Tabii ya. Ve senin hafifletici sebebindir bu. Evet. Çünkü sen de alacaksın fetretten. Hadi ya. Çünkü tabii. O eski geçmiş günahların fetreti kısmen girecek. İnşallah. Anladın mı? İfşa etmeyin abi. Şimdi iyi değil mi? İfşa etmeyin abi. Çok iyi geldi Allah'ım. Bunu baştan söyleseniz de biz uğraşacağız. Ya biz o kadar itiraz etmeyiz. Şu andaki şuurunla mı geçmişindekini soracak? Şu andaki haletine göre şu andaki amelin. Çok güzel bak. Bak şu andaki haletinle şu andaki amelin. Belki de o ilk nurları tanıdığın zaman kıldığın namaz, bu haletin yokken o uyduruk kıldığın namazın daha kaliteli olacak. Senin o günahlarında da kısmen fethet, ben bile fethet bekliyorum. Allah. O da çünkü, tabii, çünkü niye? Etrafım, ahir zaman, bütün peygamberlerin sığındığı zamandayız. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ahir zamanda gelecek bu şey, fitne, ahir zaman fitnesi Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmemiş, gelmeyecek. Hepimiz derece derece fetretten istifade edeceğiz. Çünkü şartlarımız ağır. Şöyle düşün, ben dershanede oturuyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Yarım saat, 20 dakikasını namaz kılıyor. Adam belediyede. Öğretmen. Vesaire. Polisiyayı. Şimdi o da bir saat veya yarım saat sonra kılıyor. Ya eşit olacaksın. Vaktine belli. Ben bulunduğum şartlara göre o sorulacak. Senin o kıldığın namaz belki de benim dershaneden üstündür. O zor. Ne diyor ustad? Şartlar çok zor olduğu zaman cephedeki iki rekat namaz belki bir şehirdeki biz kıldığımız bir aylık bir aylık namaza eşit cephedeki o askerin. Suriyelilerin o savaşırken mücahit olanlar buradakileri demiyorum. Orada nöbet tutuyorlar ve ayakta olursam vurulurum diye oturarak kılıyor. Sen burada ayakta kılıyorsun. Cübbeyle sarık. Bir tanesi ne demiş biliyor musun şeyde? Ne özledin demiş savaşa röportajda. Ne diyor biliyor musun? Karımı özledim, çocuğumu özledim demiyor. Açı, ekmeği özledim demiyor. Ayakta namaz kılmayı çok özledim. Allah. Ben o gece yatamadım. Hani karım özledi de sen tamam. Çocuğumu özledim. Hani nefsaniyette. Yani illa eşi, insanlar cinsellik anlıyor. Lanet olasın bu cehalete. Ustad diyor ki kadın ve erkek kalbe mukabil kalp. Anneni özlemiyor musun? Cinsellik midir? Tabii. En çok neyi özledin demişler. O Türkmenler diyor. Kıybıcak mı? Kaybıcak mı? Ne bir şey var. Bayılbıcak. Bayılbıcak. Ha. Türkmenlerin de röportajını bizzat şey bizim X'ler bulundu orada. Onlar o cebiyle çıktı. Ben tamam bizim arkadaşlardan, cemaatlardan. Bulunmuş. Ya dedi ben dedi şey değiştiriyorum başka bir göreve. En çok sen neyi özledin demiş. Günlerce haftalarca Rusların, Suriye'nin bombalaması acayip. Amerikan bombalaması kaç tane devletti. Dakika değil. Uydudan tespit edip bomba atıyorlar. Uydudan tespit etmesin diye atarken bile hareket ediyormuş. Öyle bir cephede durmak yokmuş. Ben diyor oturarak namaz kılmayı ölüm olacağını kesinlikle. Çünkü
uydudan tespit edildiği kaç dakika geçiyorsa oraya bomba atıyorlar. Uydudan. O zaman yeri ikide bir değiştiriyorlarmış. Ondan. Ve en çok özlediği ayakta namaz kılmayı. Neyse. Biz de burada konuşuyoruz değil mi? Demek ki şartlar. Kainatı tesadüfün elinden alıp şuurlu ve hikmetli ve nihayetsiz Rahman ve Rahim'in eline kainatı vermektir kadere iman. Sen tesadüfler, rastlantılar ülkesine yaşamak ister miydin? Sordum bir tanesine. Bir memlekete gitmek istiyorsun. Mutlak hürriyet var. Ne var? Herkes her istediğini yapıyor. Yani mesela ben senin evine gelebilirim. Her şey yaparım. Mutlak hürüm ya. Arabanın camı nasıl kırılacak? Ne bileyim, hiç görmedim Mercedes'in. Senin Mercedes'in var. Bir kırayım. Göreyim. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne camı kırıyorsun? Ya mutlak hürriyetimi nasıl kayıtlıyorsun ya? Demek ki senin hürriyetin benim hürriyetimin dairesi kadardır. Benim hürriyetimi kaldıran hürriyet değil. Senin nedir? Şeyindir. Despotluktur, zulümdür. Benim hürriyetimi ortadan kaldıran sana, seninkine hürriyet denmez. Ha, o zaman senin hürriyetin benim hürriyetimle kayıtlıdır. Evet. O zaman soruyorum. Yani sistemi istemeyen, kader sistemi kabul etmektir. Kainat sistemi içinde benim sistemim. Mesela top misalini verir mi eskiden beri? 5 seneden beri. Bir top sahası var. Seyircilerin sahası belli. Bir de top oynayanların yeri belli değil mi, çizgi? Bir de kurallar var. Bu kuralları futbolcu mu koymuş? Yok. Şimdi bu topu kuran dünya sistemine ne diyorlar? Topları idare eden FIFA ha neyse o. Diyor ki bu kornerdir, bu çizgiyi geçince şudur budur. Diyor ki biz sistemi kurduk. Futbolcu diyebilir mi? Ben bu sistemi kabul etmiyorum. Ya penaltı denen bir şey kabul etmiyorum. Değil mi? Ha o zaman sistem içerisindeki senin sistemindir kader. Yani senin hürriyetin, senin tercihin diyeyim. Senin tercihin, tercihler içerisindeki tercihindir. Kainatı uygulayayım. Ben yarın güneşin doğmasını istemiyorum. Ya biraz da yatayım böyle. Karanlıkta olsun. Yani kainat sistemi yok mu? Güneşin doğması, senin doğumun, ölümün, kimin anne babası olacaksın, kimin anne çocuğu olacaksın. Bu sistemdir. Top sahanın sistemi, kuralları. Ha, tercihler içerisinde sen tercihler olacak. Futbolcu diyor ki, oyunu tercihittir senin. Bu oyunu oyunumuzun içinde yapacaksın. Bilgisayarda misal vereyim. Windows'a girdim. Windows bana diyor ki beni ortadan kaldıracak hürriyeti sana vermem. Tercihlerim var benim. Tercihlerim içerisinde senin tercihin serbest. Ama bu sistemin içindesin. Böyle olmasa hiçbir sistem çalışmaz. O zaman mutlak hür istiyorum. O zaman diyorum ki mutlak hür isteyenler gitmiş bir adaya. Karısı çoluk çocuğu da orada. Kural yok. Nizam yok. Ceza yok. Suç yok. Kayıt yok. Böyle memlekette çoluk çocukla yaşamak ister misin? He? Korkunç değil mi? Ha. O zaman bir daha okuyayım. Diyor ki kainatı tesadüfün elinden alıp şuurlu ve hikmetli ve nihayetsiz Rahman ve Rahim'in eline kainatı vermektir kader-i iman. Yani bunun tersi. Sen tesadüfler, rastlantılar ülkesinde yaşamak ister miydin? Kadere iman, güvensizlik, emniyetsizlik, sahipsizliğini ortadan kaldırıp bedensel ve ruhsal sana verendir kader iman. Yani bedensel ve ruhsal haletleri, sistemi, rahatlıkları verendir kader iman. Kederden emin edendir kader iman. Şeyde abi bu pencerelerden seyret işlerine girme. İşte cüz ihtiyarımı bıraktım. Mesela bu onun karşılığı mıdır? Üstelik yani biraz ilerisi o dediğin. O ilerisindeki şey yani bizim varmamız gereken bir yer midir? Yani olan biteni seyretme makamı. Evet. Oraya geçince bak burada yaşıyorsan yani buraları kalbin ve ruhun dahilece hayatına geçmedinse o nispetle İhtiyara mahkumsun. Kalbin ve ruhun derece hayatına geçtin mi artık ihtiyar yok orada. İrade var.
Çünkü irade vicdanidir. Vicdaniyat da ismet sıfatına sahip. Yani kalp günah kabul etmez. Bozulmayan bir kalp. Şey, vicdan. Dolayısıyla sanki peygamberin küçük modelidir vicdan. Şimdi kalbin ve ruhun derecatına geçti mi? Eşyanın arkasına geçti mi? Yani eşyanın oradaki davranışı şuradan bakınca yanlış. Ama o eşyanın, o hareketinin başı var, sonu var. Başı ile sonu bütünsel düşününce hakikaten öyle olması lazım. Yani olan biteni seyreden makamında olmak. Pencerelerden evet, usta seyredişlerine girme dediği değil mi? Sanki evet. O mertebe işaret ediyor. Mesela çocuk bizim bugün misal verdim ya. İğne yapıyor doktor. Çocuk doktor buradaydı ya. Çocuğun şimdiki zamana bakmıyor mu? Geleceği düşünebiliyor mu? Ben aşı vuracak. Düşünmüyor. Biz de o kaçardık değil mi ilkokulda? Geleceği düşünmüyoruz. Ha. Şimdi çocuk şimdiki zamana bakıyor ama doktor mazideki tecrübeleriyle, gelecekteki varsayımlarıyla çocuğa muamele ediyor. Ama çocuğa göre doktor zalim. İğne batırıyor bana. Ama bütünsel itibariyle çocuk Rahman ve Rahim. Min tecellisi. Bütünsel görememekten kaynaklanıyor. Yani neticede... Senin dediğin şu. Arkaya seyretme makamıdır ihtiyarın. Seyretme makamına çıktın mı... Allah canibinden kudretin azameti. Artık bir irade vardır. Başka da bir şey yok. İrade var, irade. İhtiyar yok. Yani irade artık... de şeydir. Kutsi şeylerin adı, tercihidir. Mesela içki içmeyi irade yapmıyor. İçki içmeyi cüz'i ihtiyar yapar. Akıl mahluktur. Madde madde başka başka okuyoruz. Akıl mahluktur. Mekan ve zaman malzemesiyle çalışır. Neyle çalışır? Akıl mahluktur. Aa, ben şey yapayım da oraya istersen görmek isterseniz veya gerek yok var mı yani ben zaman ve mekan malzemesi. Bu sayfayı uğraşmayayım ben. Bak akıl mahluktur. Mekan ve zaman malzemesiyle çalışıyor ama ben gene dayanamadım. 115 olacak. Zoma geldiniz. Şu ileri mi bu? Yok diğer o. Diğer abi. Tamam, sağdaki. Sağdaki. Akıl mahluktur. Mekan, mekan ve zamanla, zaman malzemesiyle çalışır. Bu akılla zamanı ve mekanı tam anlayamazsın. Çünkü termometre sıcaksızlığı anlamaz. Sıcaklığı anlamak üzerine kurulmuş. Ancak bu aklın arkasına geçip, kalbin ve ruhun derece hayatına geçersen, hele esmaların, şeceri hilkatin arkasına geçersen, ene ile, o zaman hem mekana hem zamana hakim olursun. Şöyle diyebiliriz, dursun. Akılla aklı yönetemezsiniz. Aklın arkasına geçmedikçe. Aklı yönetmek için, aklın yapan zatın kullandığı yöntemine tabi olacaksın. Abi akıllı olmak, aklı bundan daha kötü bir akıl vardır. Ona bağlamak. Diyerek ona bağlamak diyorsunuz. Bunu yaptıran vicdan mı? Tabi akıl üstü sistem, kalp. Çünkü akıl alettir. Aklı yöneten vicdandır. Mesela kötü bir şey yaptın. Neyle yaptın? Çaldın, çıktın. Bana kantarla hile yaptın. Akılla yapmadın mı? Ama hat ne diyor? Zalim akıl demiyor ki. Vicdansız seni. Ne diyoruz vicdansız? Çünkü akıl üstü bir kontrol mekanizması çalışmayınca akıl zulüm yapar. Tamam mı? Ha, hele oraya geçince. Devam edeyim. Sen iradenle iradesizleri anlarsın. Bak çok acayip bir cümle bu. Sen iradenle sığırların iradesi yoktur. İhtiyarı var. Sen iradenle iradesizleri anlarsın. İradesizler senin iradeni anlayamaz. Bilemezler. Ağaç ihtiyarı da yoktur. İradesi de yoktur. Ağaçların ihtiyarı yok, iradesi yok. Sığırların ihtiyarı var, iradesi yok. Bunların hepsini sen anlarsın değil mi? Peki ağaç beni anlar mı irademi olduğunu? Anlamaz. Bak şimdi. Bir daha okuyayım. Sen iradenle iradesizleri anlarsın.
İradesizler senin iradeni anlamaz, bilmezler. Sende mekanı ve zamanı, aynı bunun gibi, sende mekanı ve zamanı, mekana ve zamana bağlı olan akıl aletiyle anlamaya çalışıyorsun. Anlayamazsın akılla. Mekansız ve zamansızı bununla olmaz. Mekandan zamandan sıyrılmadan. Mekansız ve zamansızlığı düşünemez. Peki ne yapacaksın? Akıl bir alettir. İlişki ve çelişkileri çözer. İlişki nedir? Göz çiçek, çelişki soğuk sıcak. Karanlık aydınlık. Bunun aletidir. Sen şimdi termometre sıcağı açıyor. Ben bununla çivi çakmak istiyorum. Keser olarak kullanıyorsun. Olur mu? Veya termometreyi basınç aleti olan barometre olarak kullanıyorsun. Yani neyi nerede kullanacağın şey. Bu akılla aklın arkasına geçemezsin. Ancak aklı yapan zatın vahyine, kitabına tabi olursan ondan sonra geçersin. Onu akla bir şey yaparsın, kontrol edebilirsin. Akılla aklını kontrol edemezsin. Aklını ancak aklın sahibine teslim edersen onun sana verdiği yeti ve yetkiyle aklını kontrol edersin ki o da kalbin ve ruhun derece ayetine geçmeyle olur. Aklın sahibine bağlamaya akıl mı akıl ediyor? Onu yok, akıl alettir. Bunu akıl alet mi yapmıyor, akletmiyor. Vahiy orada devreye giriyor. Vahiy. Onda bile hükmü yok yani. Evet. O nedir? Vahiy kabul edecek özelliğe sahip. Akıl. Vahiy kabul edince aklın sahibine bağlıyor. O zaman oluyor. Yoksa olmuyor. Başka ömrün ve sürecin tasarrufu sana verilmemiş. Nerede nasıl kullanacağın sana verilmiş. Ömür nerede doğacağın, nerede şey yapacağın burada Allah sana hesap sormayacak. Annen babanın kim olacağını, kimin sende çocuk olacağını, ömrünün miktarı uzun kısa onu sorulmayacak. Nerede harcadın sana sorulacak. Bir de okuyayım orayı. Ömrün ve sürecinin tasarrufu sana verilmemiş. Nerede nasıl kullanacaksın sana verilmiş. İhtiyarla dünyamızı, irade ile de ahiretimizi, ruhumuzu inşa ediyoruz. Kader, kainata yüklenen ölçü ve sistemin bütünlüğünü işlevinin yazılımıdır. Bir daha, kader, kainata yüklenen ölçü ve sistemin bütünlüğünün işlevinin yazılımıdır. Sen Windows sana sunduğu tercihler içinde tercihlerini yapacaksın. Sistemin içindesin. Ben Windows'u niye arkasına geçip de Windows'u kaldırmaya yetki bana Windows vermedi deme, diyemezsin. Niye Windows sana bana niye Windows benim mutlak hürriyetimi kısıyor demeye hatırına bile getirmiyorsun sen. Ekranı bir kere çıkartır mısın? Ben? Öyle mi? Aşağıda kaldı. Bu sistem kendini ortadan kaldıracak yetkiyi müşterilerine vermez. O zaman sistemsizlik sistemine düşmüş oluruz. Çünkü herkesin her istediği oluyor. Ne olurdu o zaman? Böyle bir aleme yaşamak kimse istemezdi. Öbür abi. Diğeriydi abi. Öyle mi? Sistemli, kurallı ve ölçülü hareket eden kainat sisteminde bulunduğumuza İnanmak insana güven veriyor. Başka? Kainatın yazılımına girmek duadır. Başka? İhtiyarımdan vazgeçtim demek, iradeyi verdim demektir. Vardım. İradeye vardım demektir. İradeye ulaşmak o kadar kolay değilmiş. Çünkü ihtiyar bizi bırakmıyor. Umum bir yol değil mi abi?
umumi bir yol ama yani herkes yürüyor. Yani dersi vermiyor mu? Yani veriyor. Bizim hedefimiz olması gerekmez mi? Nasıl? Mesela günahlar isteyen, istemiyorsun. Şimdi bu kampta niyesin sen? İhtiyarla değilsin ki. Değil. Heh, bak, umumi bir yol. Cemaatimiz her yerde kamp yapıyorlar. Umumi bir yol. Ama öyle bir seviyeye geliyorsun ki biz yani yer yer ihtiyar kullanıyoruz, yer yer irade kullanıyoruz. Bütün olmuyor. Terk edememişiz daha. Bütün terk ettin mi, dört tane sıfatla vasıflanıyorsun, Allah canibine bakıyorsun. Ne? Hikmet ilahiye, adalet ilahiye, rububiyet ilahiye, inayet ilahiye sistemini aleminde çok zirvede yaşıyor. O zaman Allah canibinden, kudretin azametin altından kainatı Allah'ın seyrettiğini seyrediyorsun. Artık bir şey kalmıyor. O zaman orası burası, burası orası oluyor. Derecene göre. Başka? Sen hiçbir ölçünün olmadığı, hiçbir yasanın, kuralın işlemediği, herkes her istediğini yaptığı bir memlekette yaşamak ister miydin? Çok konuştuk bunu. Kaderi bir de kader olmamış olsa ne olurdu diye bir düşün. Kadere iman ettik. Ya ne oluyor? Etmesek ne olurdu? Bir de öyle düşün. Bu aleme gelirken sana sorulsa, sana bize soracak şimdi ruhlar arasında. Yasaların, kuralları ve sistemleri çalışan bir memlekete gitmek mi isterdin yoksa bunun tersi memlekete gitmek mi isterdin? İşte bu tercihin adı kaderdir. Kadere iman etmeyle neyi reddediyorsun? Yukarı kaldı mısın? Fıtratını. Bak kendine. Kadere... Ha şurada masum olduğu yer. Bak görüyor musunuz? Kadere iman etmeyle... Yani bir şeyi reddediyorsun ki kadere iman oluyor. Kadere iman etmeyle neleri reddediyorsun? Eğer reddetmemiş olsaydın hayata nasıl tutunacaktın? Mesela kaderi reddettiğin zaman hayatta tutunman kalmadı ki. O zaman hep keşkeler olur. Kadere iman etme. Mesela diyelim ki sokaktaki hayvanlara en çok kimler bakıyor? Müslümanlar mı? Sefiler mi? Biliyor musunuz? Sefiler bakıyor. Müslümanlar belki de taş atıyor. En çok sokak kedi köpeklerine böyle dindar olmayanlar bakıyor. Çünkü onların sahibi olmadığını düşündüğü için kendisini de köpek yerine koyduğundan çıldıracasına ona sahipleniyor. Kadere iman etmemek veya imanın zayıflarsa ne olur? Kaygı, şüphe, zan, endişe, yeis, ümitsizlik, paranoyak, suizan, hariçte düşman aramak, gurur, kibir gibi sıfatlar kadere imanla engelleniyor. O zaman diyeceksin ki hemen soru sormadan alacağım soruyu. Kadere iman 5 tane iman esasının mükafatıdır. O zaman kadere iman etmek altyapısında 5 tane iman esası var. 5 tane iman esasında terakki etme nispetinde kaygı, şüphe, zan, endişe, yeis, ümitsizlik, paranoyak, çünkü şeytan kaderi inkar etmişti, yeis sahibi oldu. Ümitsizlik, paranoyak, suizan, hariçte düşman aramak, aramıyor. Mesela Zeyd'in, kaderin 450 var ya, evet. Düşmanı nerede arıyor? Kendisini arıyor. Tamam mı? Beşer zulmede kader adalet eder, ben ne yaptım ki bana kader bu zalimin eliyle tokatladı diye insan suçluyu kendisinde arıyor. Allah'a değil, kendisini arıyor. Peki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı hayadır demiş. Bunu çok hoşuma gittiği için okurken denk geldi, yazdım. Şimdi, Bedihi Kader, bunu çok konuştuk, bunu herkes biliyor ama burada kaydettik. Kitab-ı Mübindir, nereye bakar, zahir ve batın ne denir? Ağacın, gördüğümüz ağaç var ya, ağacın gördüğümüz bir de görmediğimiz arkasındaki makine. Bu bedi-i kaderdir. Zahir ve batın. Nazar-ı kader ise İmam-ı Bidin
kökteki çekirdekle meyvedeki çekirdeğin bütünü. Bu da nazar-ı kaderdir. Şimdi büyük insan olarak bakarsak sanki maddi maddi hayatı Muhammediye. Muhammediye ve manevi hayatı Muhammediye şeklinde. Evet, bakalım, evet. Şuraya bak. Oh. Ya büyük insana olarak düşünürsen manevi demek ki fıtratını iktiza ediyor değil mi? Manevi hayatım bak ne kadar derslere katıldın ki ruhun artık bunu istiyor. Sen onu bilmiyordun orayı. Gelecek. Evet. Sen bunu bilmiyordun ama ruhun o kadar bu derslere katılarak elbise giydin. O için ya nasıl yapıyorlar, nasıl diyorlar, nasıl iman etmiyorlar, nasıl Allah bilmiyorlar falan ondan diyoruz. Manevi hayat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neymiş? Şahsiyet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Madde hayat-ı Muhammediye, yukarıdaki maneviydi, hani şeceri hilkattır. Bedi kader, zahiri kader yani, irade ve evamili tekbiyeninin ünvanları olan kitab-ı mübinden haber veren ve işaret edendir. Burada şahsiyet-i Muhammediye şeceri kat olması evet. Gerekmez miydi? He? Diye ben itiraz edeyim. Nasıl? Hani bir gündüz müydü? Konuşulduydu bu orası. Acaba yanlış mı yazdım? Diyorsun? Yani şahsiyet Muhammediye şecere-i'l-katın tümü olması peki, gerekir hemen geliyor. O isterseniz o harita var ben da. Bir şey yapayım. Bir su alayım ben. Ne geliyorum? Şu, bir şey. Öyle ben yapacağım. Tamam. Hemen dört stopu. Var mı stopu? Şu mu? Durdurur o şimdi ya. Kafamızı çekeriz. Bak şimdi, oraya geleyim. O Bedi bugünkü güzel bir soru sordun. Öyle şey yapınca benim de insan hoşuna gidiyor. Neydi? O maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Evet, bakın tamam. Oraya sen oraya çevir. Öyle. Ha bak o, çünkü orası çok önemli. Bak her şey yaz, burada şey yapılmış. Bak maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Tamam bunu sormuştun değil mi? Tamam. Şimdi büyüteyim ben. Biraz da büyüteyim. Şahsiyet-i Muhammediye neymiş biliyor musunuz? Bu burası değil. Şu var ya kader ezeli değil. Şu çizgi şuradan alın. Tamam. Mecul'ü alacak yani. Mecul'ü alacaksın. Şahsiyet-i Muhammediye Mecul'ü de alıyor mu? Mecul'ü alıyor. Mecul'ü almıyor. Şöyle almıyor. Bu çekirdeği, şu çekirdeği almıyor ama Mecul aleminde içine. Şahsiyet-i Muhammediye'nin içinde. Yani şeceli katın ötesinde mi düşüneceğiz? Yani şöyle imkan ve vücut ortası var ya kabuk oraya da gidiyor yani. Ha gidiyor. Şahsiyet-i Muhammediye bak buradan şuraya ha. Kadar. Şimdi manevi hayat-ı Muhammediye konuşacağız. Tamam. Şey yapacağız. Manevi hayat-ı Muhammediye nereden aşağıya almış? Lef-i Mahfuz'dan aşağı inerse manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam'dır. Şeceri hikat olmaz. Şeceri hikat olmaz. Ben manevi ne dedim? Şeceri hikat dedim. Demedim onu. Manevi hayat-ı Muhammediye. Şeceri hikat dediniz. Manevi hayat-ı Muhammediye. Şahsiyet-i Muhammediye dediniz. Maddiye şeceri hikat dediniz. Tamam. Evet. Ama o manevi de şahsiyet değildir. He. Oraya göre. Maddi de şeceri hikat olmayacak evet, muhtemelen. Değişecek, evet, maddi doğru. Muhtemelen şey arşın altı. He. Biz doğrusunu okuyalım da o ötekisi kolay. Şimdi bir daha maddiye bir de bakalım. Manevi bir yapalım. Manevi hayat-ı Muhammediye lef-i muhafız dahil aşağısı. Bu manevi hayat-ı Muhammediye. Maddi hayat-ı Muhammediye yazıyı gördük bakayım nereden? Şu kırmızı. Maddi hayat-ı Muhammediye sidret-i muntaha. Cenneti içine alıyor. Cismaniyet yani. Cismaniyet, arş. Kainat oluyor. Kainat oluyor. Kainata maddi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam deniliyor. Tamam. Kainat, cismaniyet. Peki, mahiyet-i Muhammediye var bir de. İşte mahiyet şeye uyuyor.
Mahiyet-i Muhammediye, Arş-ı Azam, Arş-ı Azam dahi şu sarı yani. Şu görüyor musun? Şu sarı. Şu ama bu cihaz da ne kadar hoş değil mi? Duvarda olmasa şimdi nasıl anlatacağım size? Hani ondan sonra Hayat-ı Muhammediye. Şimdi bir de Hakikat-ı Muhammediye var. Hakikat-ı Muhammediye Aleyhissalatu vesselam'da Arş'ı yok, İrfan yok. İrfan. Sordu. O sormuştu ya Yunus Onç. O sormuştu ya. Abi lava şey, gitmiş olmuş. Şimdi bizim kaderimiz mecule kadar değil mi? Yani mecbur da dahil olmak üzere değil mi kaderimiz? O zaman siz onu doğru yazmışsınız abi. Yani şahsiyet... Ha, niye biliyor musun? Ama en son olan zatta gözüken ta kulvallaha ehed Allah'a iman. Külle küfüven ehed bu onun insanda cemi. Yani hepsini aşağı indiriyor Allah'a iman en yukarıda. Ama o kainat ve insan, yani şeceri hırkat ve insan bütünlüğü, kader işte seviyesi. Kader. Neyse tabii, ne fazla şey yapmayalım şimdi. Arş dahi Hakikat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şu görüyor musunuz? Buna ne diyorlar? Renk, lacivert mi? Yok. Mor. Mor. Mor, mor. Aşağıya geçiyor. Konuşmadığımız hangisi var? Hepsi konuşuyor. Yok, tamam. Şimdi geçelim şeye. Burada... Manevi Hayat-ı Muhammediye ne yazılması lazım? Manevi, bakalım bak. Manevi nerede? Manevi Hayat-ı Muhammediye Lef-i Mahfuz'dan aşağıya. Aha. Yazıyorum Lef-i Mahfuz'dan başlar. Tamam. Madde Hayat-ı Muhammediye neresi? Maddi şeyden, kainatsın olan. Nerede bir göreyim orası de. Orası kırmızı orada. Ha, Madde Hayat-ı Muhammediye, siddet-i şey, cismaniyet. Şeceri fikat değil, cismaniyet. Kainat yani. Cismaniyet, evet, cismaniyet, kainat. Kainat. Kainat, hakikatla beraber olan. Bedihi şimdi, ben, burada da acaba hata mı yaptık? Arşın altı dedik ki. Bedihi kader. Kitab-ı Mübin'di, değil mi? Ama biz burada ne dedik? Burada hata mı yaptık? Bedi kader, zahiri kaderdir. İrade ve mal-i tekviniyenin unvanları olan Kitab-ı Mübin'e haber veren doğru, şey. Doğru. Tamam, Kitab-ı Mübin, tamam. Doğru. Doğru da şu yukarısı... Şu onu değiştirdim şimdi, ikisi, sildim. İkisi de değişecek. İkisi de değişecek. Değiştirdim, ben defterde değiştirdim. Sizi doğru. Abi. O zaman şunu şöyle yazın bak, ben şey yapıyorum. Manevi Hayat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Lef-i Mahfuz'dan aşağıyadır. Maddi Hayat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam cismaniyettir. Kainattır. Arşın. Tamam mı? Abi kainat arşın altı. Bu Sidret-i Muntaha'nın altı. Sidret-i Muntaha'nın cismaniyet işte da cismaniyet. Onu konuşmuştuk ama. Evet. Evet onu konuştuk. Arşın altındır diye. Arşın altı konuştuk. Arşı almıyorduk sanki. Arşı alınmıyor. Arşı alan ne deniliyor biliyor musun? Arşı alırsan şu olur. Hakikat olmuyor mu arş alınca? Arşı alınca Hakikat Muhammediye. Tamam abi. Burada hakikat demedi ki Madde Hayat-ı Muhammediye konuşuyoruz. Kainatın sınırını mı soruyoruz? Bak şunu soruyoruz. Madde Hayat-ı Muhammediye, Hakikat Muhammediye konuşmuyoruz gibi. Madde Hayat-ı Muhammediye. Bu tabii yanlış. Bunu siliyorsunuz. Bak masuma bakın. Manevi Hayat-ı Muhammediye buraya Lef-i Mahfuz'dan aşağıya Manevi Hayat-ı Muhammediye. Madde Hayat-ı Muhammediye ise kainat diyoruz. Şeceri hilkat değil. Şeceri hilkat neresi? Şeceri hilkat şurası. Şeceri hilkat şu şeyden aşağı. Şuradan. Arşazam da mı? Evet. Arşazam dahil komple şeceri hilkat. Mahiyet-i Muhammediye mi oluyor o zaman? Evet. Mahiyet-i Muhammediye. Şeceri hilkat arşta dahil arşta dahil kabu kavsen değil. Ondan sonra o imkan vücub ortasıdır. Bu arş-ı azamda dahil komplesine şeceri hilkat, kainat deyince nereye alacağız? Siddet-i Muntaha'dan aşağıya. Siddet-i Muntaha... Arşın altı diyorduk aslında. Siddet-i Muntaha'yı şey yapmıyorduk. Berzahtır arşın diye. Arşın altı diye söylüyorum. Arşın altı diyorduk, berzahtır diye öyle kalmıştı. Abi, tamam. Öyle çizilmiş. Tamam. Şimdi şeye geçiyoruz. Bedi nazarı kader
Bunlar var olan bilgimizi tazelemek için ama ben cümle cümle yaptım ki böyle okuyarak kader risalesine hakim oldum. Nazare kader emir ve ilmi ilahinin bir unvanı olan İmam-ı Mübin'den haber veren ve remzeden iki kader tecellisidir nazarı bu. Aşağı iniyorum. Okunuyor değil mi? Ha, geldi. Kader-i iman insanı ne yapar? Gururda, gururdan ki kalbe bakar. Gururdan kurtarır. Kalbe bakar. Cüz-i ihtiyarı ise adim-i mesuletten şey yapar ki dimağdaki itikada bakar. Kader ve iman insanı gururdan ki kalbe bakar. Cüz-i ihtiyar ise adim-i mesuletten şey kurtarıyor. Yani mesuliyetsiz olmuyorsun. Bu da itikada bakıyor. Mesuliyetten kaçmamak için kadere yapışma, sana inam olunan mehasinle iftihar ve gururlanmamak için cüz-i ihtiyare itimat etme, kadere iman herkeste farklı olmasının sebebi sırrı oluşundandır. Sır oluşundandır. Herkesin kendini tanıması, niye kader her sırdır? Çünkü diyor, herkesin kendini tanıması farklı olduğundan ilmi çerçevesi olmaz. Mesela kader-i iman, 5 tane iman esasıyla çalıştığı için, 5 tane Ahmetü billahi ve meleketi ve kütübü ve rüsül ve liyormin ahir, 5 tane iman esasıyla çalıştığı için, kaina şeceri hilkat, insan ilişkisini bu 5 taneden sonra çalıştığı için bu sırdır. Ne sırdır demiş? Herkesin kendini tanıması farklı olduğundan ilmi çerçevesi olmaz. Onun için ilmi çerçeveye sokamazsın. Herkes kendi aleminde oturtması lazım. Manevi haletlere göre değişir kaderi iman. Hasan abi şey söyleyebilir miyim? De bakayım. Şimdi Allah'a iman ediyoruz. İşte ahirete iman ediyoruz. Ahiretin bana bir getirisi var. Allah'a iman ediyoruz. Allah'ın bana bir getirisi var. Bu kadere imanda abi, mesela Allah'ı ben seviyorum, iman ettim. Allah, alemde Allah oluyor. Kadere imanda ise abi Allah'ın seni sevmesi var. Bir Allah'ın sevdikleri var. Bir de Allah'ın seni sevmesi acayip var. Acayip bir şey dedi ya. Çok güzel bir şey söyledi ya. Bir daha devam et. Yani bu rıza-i ilahi de diyebiliriz. Akrediyet var daha yani. Ben şöyle toparlasam da olur. Ahmetü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rüsülü ve liyum ile ahir. Buna iman etme kurbiyettir. Allah'a yakınım. Buna iman mı ettin? Allah da bu sefer bu iman edenleri mükafatlandırmak için ey iman yani kaderi imanı getirmiş. O zaman akrabiyet oluyor. Allah'ın seni sevmesi yani. Allah Allah'ın seni sevmesi nispetinde sende kader etkisi nimettir yani. Olayların altından seni çıkartıp kederden emin oluyorsun ya. Ha işte böyle oluyor işte akrabiyetle. Şunatın şeyi abi içine düşüyorsun. Mükafat dersen mükafat akrabiyet olur zaten. Hani evet. Diyorduk ya demin cümle mükafat diye. Mükafattır diyorduk devamlı ama akrabiyet demiyorduk. Demeyecek demeli diyorduk. Hatta öyle demeli. Allah'ın mükafatı. Çünkü kadere iman hariçte vücut yok. Büyük insan, küçük insan ilişkisini 5 tane iman esasıyla kurduğundan şeceri hilkat büyük insandır. İnsan ise küçük kainattır. Tamam bir küçüğüdür. Bu ilişki 5 tane malzemeyle yaptığın için bu kurbiyeti kazanıyorsun. Allah da bu 5 tane iman ettiğin için 5 iman esasına o zaman sana yakınlığı. Allah'a sana yakınlığı ondan sırdır. Zaten Allah'ın 5 tane iman esasını iman edenin mükafatı ki akrabiyet-i ilahi. Şey manasına gelmemesi lazım. Yani akrabiyet sadece kadere imanda vardır. Yok yok. Yani Allah yani akrabiyet ona gelirse yanlış olur. Yok yok. Yani ifade. Yani ona münasırdır gibi düşünmemek lazım. Allah yani sıfat değil de kadere iman akrabiyet tecellisidir. Akrabiyet-i ilahi tecellisidir. O noktada. 5 tane iman esas kurbiyettir. Bunu yazmam lazım. Yani şöyle kılasalandırsak 5 iman esası burada kağıdımız var mıydı? Kağıt var. Allah'ım o yüzden şey. O yüzden Kur'an'da 5 tanesi var. Akrabiyetini Allah Teala. Tamam tamam. O sende. 5 sende. O sende. İman esası
kurbiyete te kader akrebiyete. Çünkü bu da Osman Şehadet güzel söylüyor. 5 iman esası Kur'an'da var. 6.'sı hadiste var. Hadiste de ben cinsinde bir insanda var. Ondan dolayı herkeste bu akrebiyet farklı olduğundan, ama herkesin Allah bir. Herkesin Rabbi farklı. Allah iman var. Rabbi iman değil. Amentu amentu billah Allah. Amentu Rabbi. Allah iman, Rabbe inan değil. Herkesin Rabbi farklı ama Allah bir. Dolayısıyla 5 tane iman esası Kur'an'da. 6.'sı insanda olduğu için 5 tane iman esası kurbiyeti, kadere akrebiyeti. Allah'ı seven kullar, Allah'ın sevdiği kullar. Ha, Allah'ı, evet doğru. Kulların Allah'ı sevmesi, Allah'ın da sevdiği kullar. Abi bu şu yazılanlar bence o kadar mühim ki bunu sitenin başında bence bir şekilde böyle yazarak bir süre bulundurmak da çok büyük fayda vardır. Çünkü ben internette bu konuyla biraz araştırma ilgili biraz araştırma yaptım. Bunu kınayarak iman esasları 5'tir diyenler bile var yani. Ona 5. Evet. Efendim? İslamsız. Onlara 5 evet. Dolayısıyla onların niçin kaderi inkar eder? Çünkü akrebiyetleri inkişaf etmediği için. Allah akrebiyetlerine şey vermiyor. Evet. Vermiyor. Evet. Kaderi niye inkar ediyor? Evet. Ama kaderi niye inkar ediyor? Ediyor. El cevap Allah akrebiyetini onlara vermiyor. Akrebiyetini onlara göstermiyor. Onlara vermiyor. 5 iman esas kurbiyet. Tamam mı? Vermiyor. Çünkü vermiyor. Konuştuklarımızı çok böyle özetledi yani. Çok güzel oldu. Başka? Avama maziye mesaibedir ki yesin üzün ilacıdır. Yani yoksa mazi ve şey mazi ve istikbaliyatta değildir. Mazi değil de mazi olmayacak. İstikbal da günah mazi demiyor da ne diyorduk? Maasi. Maasi olacaktı. Maasi. Değildir. Sefaate ve atalete sebep olsun. Havas ise 3 zamanı içine alan kader inancına sahip. Havas mazi, hal, istikbali birden şey yapıyor. Başka? Okunuyor mu? Geldik mi? Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtulmak için değil, belki fah ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. Aa bak bu da öyle diyor. Akrebiyeti insanda olursa insan mütevazı oluyor. Yani Allah'a karşı. Evet. Allah'ın şeyini veriyor. Evet. Yoksa firavunluğa kadar gidiyor. Evet. Bu da öyle. Yine enfusu dengelemek. Yine enfusu dengelemek insana bakıyor. Cüz-i ihtiyarı seyyata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Seyyatı tahribat nevindendir. Kur'an der ki insan seyyatından tamamen mesuldür. Hasenatta ihtiyara hakkı yoktur. Çünkü hasenatı isteyen İktiza eden rahmet-i ilahiye ve icat eden kudret-i rabbaniyedir. Ben hemen şey yapayım. Buna mı basıyorum? Sual ve cevap, dahi ve sebep ikisi de haktandır. Yani böyle şekillendirdim ki böyle kavrayış olsun. Sual. İsteyen. Yani mesela sual ve cevap da. Değil mi? İkisi de haktandır. Yani isteten de odur, istediğimize de cevap veren de odur. Odur. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile, niyet ile. Oraya niyet eklenecek. Niyette var mı? Dişir. Onu buldun mu? Üçüncü şeyde. Nerede var? 13. devamda.
Tişört değişti o zaman. Niyet ve arzu diye yazarsın çünkü. Yani. Demek ki sana itimatınız var mı? Yok yok, ben hani bir yeni duyduk diye. Güzel bir niyet. Onlara sahip olabilir. Yani bulursan bir oku abi, duyalım madem ya. Buldunsa bul. Ben de, evet. Sizden de buradan. Önemli yani. Çok. Dışarı. Ben devam ediyorum. Demek sebep, sebebiyet ve sual nefistendir, mesuliyeti o çeker. Yukarıya abi kaldırsın. Hakka ait olan halk ve icat ise daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. Risale'deki cümleleri böyle şey yaparak bu hafızamıza kalsın diye. İşte şu sırdandır ki kesb-i şer, halk-ı şer sırrı değildir. Şer değildir. Ha, işte şu sırdandır ki kesb-i şer, halk-ı şer, şer değildir. Kesb-i şer, şerdir. Halk-ı şer, şer değildir. Kesb-i şer, buraya bir tane şer, şer ekleyecektim. Şerdir. Evet, halk ve icatta bir şerri, şerri cüz'i ile beraber hayri kesir vardır. Burayı bugün okuduk. Orayı da atlıyorum. Şurayı da çalıştığımız için bir daş ol. Evet, öteki tarafa geçiyoruz. Burayı da acaba okuduk mu diye şüpheleniyorum. Yok, bu değil. Altı iman esası. Şöyle mi yapacaktık? Ha, şu. Altı iman esasının ikinci imanda olan melekler iman. Burayı okuduk. Okuduk. Okur musun? Yamalar 84 abi. Evet. Ve hepsi emmaresi de hasenata taraftar değildir. Belki rahmet-i ilahi onları ister ve kudret-i Rabbani'yi celeber. Yalnız insan iman ile, arzu ile, niyet ile sahip olabilir. Arzu da var ha. Arzu da var. Evet. Arzuyu bile yazmak lazım. Neydi? İman ile? İman ile, arzu ile, niyet ile sahip olabilir. Hepsini toplarsak? Ve sahip olduktan sonra, o hasenat ise ona evvelce verilmiş olan vücut ve imanın nimetleri gibi sağlık, hassiz, niyam-ı dahiyeti, şükürdür. Geçmiş nimetlere bakar. İman var mıydı dişirin içinde? Var tabii. İman var değil mi? Dua, iman, şuur, arzu ile niyet. Hani dolayısıyla altı tane oldu. İman esaslarına girdi bu da. Hakikaten ha. Dua, bak, iman dua ile topladık. Şuha. İman ile, şuur ile, rıza ile, niyet ile, arzu ile. O zaman dişiri bu altı tane şeyle bir yeniden kurgulayabilirsiniz. 119'un hasenatı. Bizim payımız var mı diyorduk ya hasenatta. Ne diyor bak? Nefsi emmaresi de hasenata taraftar değildir. Nefsi emmare taraftar değil. 119 nerede? Ne emmareymiş? Belki rahmet-i ilahi onları. Aşağı mı? Bizim Rabbani ile gelin. Yalnızlık. Hiçbir pay yok. Bir de net tam varsa. Çok gittiniz abi. İnsan ondaki çok fail gittim. Olamaz. Müsbet neticeler. Ha, fail olamaz diyor ha. Ve nefs-i emmaresi de hasenatta taraftar değildir. Belki rahmet-i ilahi onları ister. Kudret-i Rabbani ile de. Nemalar? Nemalar 84. 119'u bulacağız. 84 mu? 84. Üst 12. işaret. Dua ile iman. Şimdi neye sahip oluyor bunlara? Ne diyoruz bunların toplamına? Bunlarla ne? Hasenata mı sahip oluyor? Yani insan iman diyor. Arzu ile niyet ile sahip. Neye sahip olabilir? 119. Geri yukarıya çıkmış. Şuna mı? Olan şeylere insan ancak... Niyet ve dua ile... Nerede yazıyor? 129'dayız. Tamam, bu yüzüm devam. Dur. Evet, 119. Heh. Altı bunu yaptık. Şimdi geçiyoruz bunu. Ona da geçiyoruz. 121'e giriş yapacağız. Geri mi gideyim? Evet, oraya basıyorsunuz. Tamam. Tamam. Şimdi 121'desin. Heh. Altta bir cümle daha bak. En sonu. Osman abi. Heh. Aynı şeyin altı. 85'te oldu. Demek seyahata sebep nefistir. Mücazata bizzat müstaktır. Hasenat ise sebep haktandır, illet taktandır. Yalnız insan iman ile tesavvüp eder. Lemalar 85 miydi bunlar? 84. 84'ün sonunda başlıyor. 84-85 mi? Evet. Yalnız insan iman ile tesavvüp eder, sahiplenir. Ne der? Mükafatını isterim diyemez, fazlını beklerim diyebilir.
Ha bu mevzuda hani yani nur, bizim yani nurcularda da diyeyim. Yüz insanın yüzde biri bana ait yaptığım şeyin fiilin yani mesela burada mutezili olmuyor muyuz o zaman? %99'u Allah'a ait diye böyle bir kabulü var. Nurcular dahil. Ben gördüklerim diyeyim. O hayattır o. Hayatın, ha? Hayatın diye. Söylüyor. Hayat ama, için söylüyorlar. Hayatın bana bakan ciheti. Öyle ustak diyor için. Yuhi diyor. Yuhi ve Yumit'te anlatıyor. 20. Hayatın bana bakan ciheti. Evet. Yani, ona yok şey demiyor. O zaman yani hayır ve şen demiyor. İhtiyar, ihtiyarda bizim hayır ve hasenatta yok. %100 Allah'a ait. Allah'a aittir. Biz çünkü ancak isteyen o, halk eden o. Ancak sen dişir, dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile, niyet ile, arzu ile sahiplenebilirsin. Ben namaz kıldım diyemem yani. Kılıyorum diyemem. Dersin de alem-i şehadet. O karıştırmayacaksın. Yok yani itikat, yani şey itikat olarak yani senin yaptığını düşünerek bunu diyemezsin. Yani ben namaz kılıyorum. Cenab-ı Hakk'ın namaz kıl emresen kabul ediyorsun. Seni kıyamda tutan, rüküye götüren, secdeye indiren. Kabul ediyorsun. O ha. Yaptırıyor. Yoksa fiil yaptıran yine o yani. Fiil sen yapmıyorsun. Fiil o da. Fiilin sahibi Allah. Sen de o. Ben reddetmedim. Kabul ettim. Etmedim. Kabul ettim. Kabul ettim. Hayır bu taraftan gelen. Hayır. Ama onun sahibi değilim ben. İşte duayla. Sahip olan sahip için fiili halik olmak. Evet. Fiili halik olmadığı için sahip olabilir. Peki. Nasıl aldıkları oluyor? Bak. Arzu. Ben sana söyleyeyim bak. Arzu ile niyet ile iki mi? Dört tane de. Dört tane de dişir. Dişir zaten var. Niyet arzuyu da koy. Altı tane. Hadi. Dışına. Okuyorum. Cüz-i ihtiyarinin icada kabiliyeti yoktur. Bir emri itibari hükmünde olan kesitten başka insanın elinde bir şey bulunmuyor. Tam bak tevafuk etti. Başka? Hem kendinden sudur eden kemalat ve sanat ile gururlanmamak için kadere bakar far yerine şükreder. Eğer kader ve cüz-i ihtiyardan bahseden adam ehli gaflet ise o vakit kaderden ve cüz-i ihtiyardan bahse hakkı yoktur. Çünkü iman esaslarında bitmiş. Peki iman esasında şöyle geçmesinin sebebi ne? Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini anlamak yanlış bir ifade değil mi? Niye olsun? Şerrin niye Allah'tan geldi diyoruz? Hadi hayırı dedik de. Hayır ve şer. Halk edilmiş ya. Halk-ı şer. Halka mı bakıyor? Halk ya. Halk-ı şer, şer değil. Kesmiş şer. Şer değil de. Yani halk şerri, şer diye gördüğümüz yaratan da, hayrı da yaratan Allah'tır. Evet. Her şeyi yaratan. Şer yaratmıyor da biz şer diyoruz. Evet. Küfür ve isyan ve siyyet tariptir ve ademdir. İnsan için medar-ı sevap ve ikab olacak mahiyeti meçhul bir cüz ihtiyarı vermiştir. Mahiyeti yapısı. Bir zarrı herkes kendinde bir ihtiyar hisseder. Bir zarrı herkes kendisine bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudu vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır. Vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler var. Vücudu bizce bedi olduğu halde mahiyeti bizce meçhuldur. Onlardan bir tanesi de şeydir diyor. Cüz ihtiyar. İlim kalpten tahsil etmeye gerektiren sıfattır. Bu ilmi ki bak not yazmışım. İlmi kelamdan aldığım bir not. Sandın değil bu. İlim neymiş demiş. Kalp yani şey olsun, malzeme olsun bana diye. Kalpten tahsil etmeyi gerektiren sıfattır. Alim kalbin kendisidir. Malum tahsille tahsil edilen o iştir. Tahsile değil. Tahsil edilen o iştir. İlmin konusudur. İlmi kelamdan alıntıdır. Şimdi aşağı okuyorum. O kaderdeki abi bir şey vardı ya, hani malumiyet, meşhudiyet. Malumiyet o bizim malum mu? Yani hani bizim ilim malum dersi yaptık ya. Malumiyet diye kaderin altyapısındaki bir şey var ya, malumiyet. Ha, o bizde büyük insandaki malumiyet. Ha. Yani o gene, bizdeki malumiyet değil. Gene ilim malum mevzusundaki malumiyet aslında. Orada evet, evet. O bayağı yani uzun dersiniz var onunla ilgili. Evet. Ama o şeceri hilkattaki malum karşılığı nereye denk geliyorsun? Her şey malumatımıza münasır değildir. Cüz-i ihtiyarı kadere münafi değil, belki kaderi ihtiyarı teyit eder. Çünkü kader ilmi ilahinin bir nevidir. Bunu bugün çok konuştuk.
İlm-i ilahi ihtiyarımızı taarruk etmiş. Konuştuk. Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor, iptal etmiyor. O malum düşünceleri büyük nimet olduğunu görüyoruz. Ondan sonra şuraya biraz daha edelim. İnmiş. Kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Malum ilme tabi değil. Yani ilim tesatiri malumu harici vücut noktasını idare etmek için esas değil. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudrete istinad eder. Bugün konuşmuştuk bunu çok. Hem ezel mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın ucundan esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Kader Risalesi böyle şey yaptık. 122 ileri mi gitmem lazım şöyle? Evet. Belki ezel neymiş? Mazi ve hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir ayna misaldir. Bunu Murat çok üzerine durur. Ayna misal diye. Çamura düşeni ayna göstermesiyle aynanın suçu olur mu? Niçin tokudu? Ayna gibi ya. Bir daha. Ezel neymiş? Mazi ve hal istikbali birden tutar, yüksekten bakan bir ayna mı gibi? O zaman çamura düşeni ayna göstermesiyle ayna gösterdi diye suçlu olur mu? Alim ilimden önce olduğundan ilimden önce olduğundan ilim alimin sıfatı ve temessülü ve tereşü olmasıyla malum alim tarafına bakar. İlim de onun tavırları sözleriyle belli olan ve inikas edendir. İlim maluma tabidir dediniz. Evet, ilim maluma tabidir bu. Başka, vücudu harici yani mahluk olması için dört illet var ilmi kelamcılara göre. İlmi kelamcılara göre illet-i maddiye. Bunu biraz okuduk muydu? Okumuştuk. Bugün okuduk mu? İlk gün okuduk. Lüzum zaruret vücutta bunu okuduk. Aha okuduk. O zaman geç. Şu işte kader diye. Oradan şey yapalım. Hepsini inşallah biraz kaldı zaten. Müşahide. Ha bitiyor. Bitti. Yok. İşte kader ilmi ezeliden olduğu için ilmi ezeli hadisin tabiriyle manzara-i aladan ezelden ebede kadar her şey olmuş olacak. Her şeyi mi diyecektik? Burada her den yazmışım. Her şeyden olmuş olacak daha birden tutan iata eder bir makamı aladadır. Biz ve muhakematımız onun haricinde olmaz ki mazi mesafesinden bir ayna tarzında olsun. Yani ezel şöyle değil. Aynayı tutmuş önünü bu tabi. Hayır, mazi hal istikbali tutar. Maziden bakan bir şey değil. Kader, sebeple müsebbebe bir taalluku var. Yani müsebbep şu sebeple vukuğa gelecek gibi. Cüz-i ihtiyarinin usul esası olan meylan, maturidice bir emri itibaridir. Abde verilebilir. Fakat okuduk abi, burayı da okuduk. Tabii meylan ve tasarruf mevzusunu okuduk. Tamam. Ondan sonra bunu da okuduk. 123. Değil mi? Okuduk onu. Tabii. 123 okuduk. Yani. Şurayı kadere aşağı okuyalım. Burayı okuduk. Kader ilim nevindendir. Ne irade ne de kudrettir. Kader ilim nevinden olduğu için senin iraden de içine alan ilimdir. Bütünlüğün bilgisidir. Yoksa olan bir parçası önü ve sonu değil. İlmi ilahi bizim ilmimize taalluk sirayet etmiş. Yani su buza taalluk etmiş. Kimse suyu görmüyor. Dolayısıyla buzun sıfatları suyun sıfatları değil. Evet. Bak. Buz suyun sıfatıdır. Ama buzun sıfatı suyun sıfatı değildir. Evet buz sudan olmuştur. Fakat suyun sıfatı olan buzun sıfatıdır. Yani sıfatının sıfatıdır. Burayı da geçiyoruz. İsterseniz yorulursa keseyim. Çok gerçi mu? Yok. Bir, iki,
3 tane var. Tamam, keselim. Hiç gerek yok. Ama bitiyor işte. Bir 15 dakika alır. Hasan abi, eğer siz vermek istiyorsanız biz almak istemez miyiz? Tamam, ben bitireyim. İlmi ilahi 124. Yani sizi yormak istemiyorum. Ha, böyle okuyoruz zaten. Mübarek gece hem de değerlenmiş olur. Tabii, Mirat gecesi en ya. En güzel şey bu zaten. Yani. Mirat gecesi olduğu için. Bundan sonra Kur'an okuyacağız. Bunu kesersek ya çıkıldık. Kıldık. Ha, kıldık değil mi? Kıldık. Sabah kıldık. Sabah kıldık. Vay be. Saat 1 oldu abi. 1 mu var? Ha, iyi o zaman. Kur'an okumaya şey yapalım. Dur, ben bunu şey yapayım. İlmi ilahi, ilmi ezelidense su. İlmi beşeriye buz dense. Nasıl ki suyun sıfatı buzun sıfatlarına benzemez, bizim ilmimiz de ilmi ile ezelidendir ama ayrı bir zuhuratı, temessülatları var. Hmm. Güzel bir misal. Evet, güzelmiş. Çok güzel bir misal bu. Yani, aynı şey gibi olsa da işi farklı. Farklı. Yani Allah ilmimi verdi diye. Uydu bizim 3 zamanımızı içine almış, geldiğim, bulunduğum ve gideceğim olduğum yer. Yani 3 zaman içine alan ezel aynası gibi. Zaman bir silsiledir, şerittir, nehirdir, yani mahluktur. Mekanın zemini, varlığı devran ettiren her şeyi kuşatan enerji boyutu. Zaman, başka noktada kalır. Yani buz, su, H2O, enerji, esir, lev-i mahve ispat ki bu, lev-i mahve ispat ostat, zamanın hakikati diyor, onun da aslı lev-i mahfuz. Varlıkta geçmiş hal, gelecek hal, öncelik, sonralık, nisbi hakikatların çıkmalarının zemini. Yani varlık bunları ortaya çıkarıyor. Varlık olmazsa öncelik, sonralık olmaz. Kadere, kaderin tefrit, vasat, ifratı varmış. Kaderin tefriti mutezilidir ki tüfek atmasaydı da adam ölecekti demiş. Bu tefrit mertebesi. İfrat mertebesi cebriyedir. Kişi fiilini Halik'i dermesiyle atmasaydı ölmeyecekti. Attı da adam öldürdü. Ehl-i sünnet vasattır. Ehl-i sünnet der ki atmasaydı ölmesi bizce meçhuldür diyor. Sebebe ayrı kader, müsebebe ayrı kader yoktur. Kader ikisini de bir taalluku vardır. Yani balığı kokusuyla, buz soğuyla beraberdir. Yani anladınız mı? Sebebe, müsebebe ayrı olmaz. Neye benzer? Balık kokusuyla, buz soğuyla beraberdir. Oysa mutezilede ve Cebriye'de de bir tane hakikat var. Yanlış olan tamimdir, genellemektir. Yani 3 zamanı aynı görmek yanlıştır. 3 zamanı aynı görmek yanlıştır. Yani Cebriye mazide doğru, istikbalde yanlış. Mutezile ise istikbalde doğru, mazide yanlış. Cebriye ifrat etmiş, mutezile tefrit etmiş, yanlış gitmiş. Şu yoksa tamam da abi o bir saat. Tabii ya bir saat yani çok bu kadar kolası olur mu? Çalıştım ya. Aylarca çalıştım. Bunları bu ifrat tefriti ne ya, orada mıyım? Evet. Hani şunu demek nereye gitti? Oysa mutezile nerede ha? Yani arkadaşlar bu çok değerli olduğu için dikkatini çekiyorum. Cebriye'ye göre ya bunlar arkadaşlar kitap okumaların usul kulasası ya. Cebriye'ye göre cüz-i ihtiyarı mahluktur. Onun için cüz-i ihtiyarı mahluk olunca mahluk da insanın elinde değil ya. Cüz-i ihtiyarı ne yapıyorsa Allah yapıyor diyor demek ki. Onun için onun yaptığından mesul değildir. Kader mesuldür, yani kader yaptırdı diyor. Ehl-i sünnet sebeple müsebbebe bir bakar.
Şimdi öteki tarafa. Bu çok önemliydi. Cüz ihtiyarının öncüsü olan meylan. Meylan mazinin hulasası, istikbalin mukaddemesidir. Bu da acayip bir mantık. Lüzum, lazım kılmak. Bir şeyi bir nesneden asla müferik olmayan, onunla sabit ve daim olmak. Lazım-ı zarurisi. Böyle okuduk gibi geldi. Yok, yok. Öyle mi? Biraz bir konuştuk hani değil. Bir şey vacip olmasa vücuda gelmez. Allahu alem, ilim, lüzum, irade, zaruret, kudret, vücub, illeti tamme bu. O zaman bulmuştum. Mastar, bütün fiillerin köküdür. Harici vücudu yoktur. İtibariler, itibaridirler. Ne demek? Vurmak. Mahluk değildir. Vurmak. Hasili bir mastar, mahluktur. Ortaya çıkan fiil, vurmaktan çıkan ses. Hasili bir mastar bu. Vurmak, mastar, çıkan ses, hasili bir mastar. İsmi fail ise mastardan müştaktır. Buzun soğuğu gibi mi abi? Gibi artık dur bakayım şunu okuyayım. İsmi fail mastardan müştaktır. Yani kim vurdu, bu sorunun cevabı fail. Mesela vurmak, ses çıktı. Faili faili bil mastar. İsmi fail ise bunu vura. Şimdi ismi fail okuduk. Her namaz için ne demek bu? Her namaz için abdest şarttır. Fakat abdest almak, namaz kılmak için şart değildir. Abdest aldıysa namaz kılacaksın diye bir şey yok. Nizam, kader konuştuğumuz için onu yazmam lazım diye yazdım. Nizam, ilmi program ve kanun. İmam-ı Mübin'e bakar. Mizan, muayyen bir miktar ve geometrik şekil. Kitab-ı Mübin'e bakar. İntizam, kanun ve programa göre hareket edip nizamı kabul etmek. İşte o ilmi program ve kanunların yazıldığı deftere İmam-ı Mübin. O eşyanın şekli ve kuvvetlerin yazılı olduğu defter ise Kitab-ı Mübin. İmam-ı Mübin kanun, Kitab-ı Mübin kuva ve kuvvet denilir. Kader, evvel, ahir, zahir, batın isimlerinin hulasa-i camiasının kopriminin adıdır. Kopriminin adıdır. Hulasa-i camia. Öyle toplayıp şeyle bulundum. Sözler 469'da diyor ki, şu kainat denilen kudretin Kur'an-ı Kebir'inin ayatı dahi. Neymiş bak, şu kainat denilen kudretin Kur'an-ı Kebir'inin ayatı dahi. Başka, her şey vücudundan evvel ve vücudundan sonra yazıldığını, vücudundan sonra da vücudundan sonra meyvenin çekirdeğinde yazılabilmesi için ağacın yaratılması, yani zahir ve batın isimlerinin ortaya icraat yapmasıyla mümkün olur. Bunlar ne yapılacak? Bu videoyu adam durdura merak ediyorsa, evet. Bu o cümleyi o şey. Ve son 100 galiba, 126, bir de 126, ne yapacak? Durdura, yani kardeşim bu ilim, ilim kendini tanımaktır, ilim bilmektir. İlim neymiş? Kendin bilmektir. Kendin bilmek de neydi? Kaderdi. Kader ilim nevindendir. İlim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Evet. Kader kendin bilmektir, o işte. Çocukluktan ihtiyarlığa, buradan ölüme. Tersi olsa, bu çok ilginç, bakayım ilginizi çekecek mi akşam? Bak, çocukluktan ihtiyarlığa, buradan ölüme gidiyoruz. Tersi olsa, bir şekilde olmamız gereken ihtiyarlık haline gelsek dünyaya, ben 64 yaşında, 74 yaşında, 84 yaşında bir öleceksem, o şekilde gelsem, tamam, öleceğim yaştaş, gelsek yaşlı, sonra gün geçtikçe bebekliğe insek ve sonra sönme manasında ölüm olsa,
15, 14, 13, 9, 8, 7, 2, 1. Hop, sönüyorsun. Çocukluk ya. Bebek hop, sönse. Bakayım ne yapacak? Sonra gün geçtikçe bebekliğe insek ve sonra sönme manasında ölüm olsa, insan ilk geldiği olan ihtiyarlığında bebekliğine ulaşmak ne kadar merak ederdi. 64 yaşında adam, acaba bebekliğim nasıl? Ne kadar merak ederdi? Yani geleceğimiz bebeklik olsaydı, evet. Şu anda geleceğimiz ihtiyarlık ya, tersi olsa, bebekliğimiz gelecek olsaydı, olsaydı zaman, o zaman ters işlerdi. Bazı insanlar, şimdi devam ediyorum. Bazı insanlar geleceklerini görmüş gibi bu günü yaşıyorlar. Bunu çok duyarız ama kimse itiraz etmez. Nasıl geleceğini görüp şimdi yaşıyor demezler. Adama bak ya, geleceğini yaşıyor diyoruz. Çünkü düşünmenin ne yönü, ne de zamanı, ne de mekanı, ne de cinsiyeti yoktur düşüncelerin. Düşüncelerin de her tarafa geçer. Şimdi o haletleri yaşarsın. Yani düşüncenin yönü yoktur, cinsi yoktur, zamanı, mekanı yoktur. Geçmişi yaşarsa, geçersen düşünceyle o haletleri yaşarsın. Geleceği kötü kurgularsan, gelmeden kötü haletleri yaşarsın. İyi olmak istiyorsan, iyi düşüneceksin. Kötü düşünürken hiç kimse kendisini iyi hissedemez. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Çünkü düşünmenin ne yönü var, ne zamanı var, ne mekanı var, ne de cinsiyeti yoktur. Düşüncelerin de her tarafa geçer. Şimdi o aletleri yaşarsın. Hayalde olduğu gibi. Daha gelmemiş, gitmemişsin ama hayalde olmuş ve o aletleri yaşıyorsun. Hayalde olanları yaşamıyor muyuz? O aletler etkilenmiyor muyuz? Duygularla etkileniyoruz. Ama olmamış da. Düşünmek tasavvur, düşündüğünü yaşaman için tahayyülü kullanırsın. Kader, mülk ile melekütü birleştirebilmektir. Yukarıya kaldın mı? Kaderde iki zamanda yaşıyoruz yani. Evet, bak. Kader, mülk ile melekütü birleştirebilmektir. Mülk de iki melekütü ölçülerle düşünebilme. Mülk ile melekütü. Ha, toparlayayım. Kader, bir de okuyayım. Kader, mülk ile melekütü birleştirebilmektir. Mülk ile melekût ölçülerle düşünebilme, hissedebilme haleti rüyelerinin neticesidir. Mülkteyken. Ha, o ne olacak bir daha? Ha, öyle mi? Mülkteyken melekût ölçülerle. Kader, mülk ile melekütü birleştirebilmektir. Mülkteyken melekütü ölçülerle düşünebilme, hissedebilme haleti rühiyelerinin neticesidir. Yani şimdi 5 tane iman esaslarından sonra kendin kendinden, kendin varlık sürecinden, kendin Allah'tan ve ahiretten emin olmaktır. Abi neyi merak ettim biliyor musunuz? Şimdi bakın direkt tefekkür. Tefekkür bütün kader oluyor yani. Tefekkür. Acayip. Tefekkür ne yapar? İçin mazi, hal, istikbal, her şeyden, mezamanda, mekaman. Çünkü tefekkürün cinsiyeti yoktur. Kadın da tefekkür ederse kadın değildir. Erkek de tefekkür ederse erkek değildir. Tefekkür adeta, evet adeta öyle. Tefekkür, mülkten, melekütten yani çıkartıp seni şeceri hikatiyle birleştirip öyle baktırmak. 5 tane iman esaslarından sonra kendin kendinden, kendin varlık sürecinden, kendin Allah'tan ve ahiretten emin olmaktır. Esmaların hakikat meratiplerini onda yaşamaktır. Bir daha. Esmaların hakikat meratiplerini anda yaşamaktır. Kim o kim?
Ha. Anda anda. Kader-i iman. Sorayım dedim. Kader-i iman neymiş? Esmaların hakikat meratiplerini anda yaşamaktır. Büyük insan olan şeceri hilkat ile küçük insana, küçük şeceri hilkatten büyük insana bakabilme melekesidir kader-i iman. Kazanmaktır ki buna cüz-i nazarını külli yapar. O anda yaşamak, anda sonsuz yaşamak oluyor herhalde. Evet, anda sonsuzu yaşıyorsun. Yani o zaman cüz-i nazarın külli oluyor. Külli evet. Ya. Kader senin cüz-i nazarını külli yapıyor. Kadere iman etmeyen ise külli hadisi cüz-i yapıyor. Kainat hakikatlarının kendinde şahit olmasıdır. Kader-i iman. Başka kader-i iman kendinin hadiselerin, kainatın hatta aklının arkasına kadere imanla geçmektir. Akılla aklın arkasına geçemezsin. Kaderi imanla geçersin. Bu dersi ben hazırlasaydım Hasan abi. He. Önce bunları okurdum. Sonra ne yapacaksın? Sonradan anlattıklarınızı bu zamana kadar anlattıklarınızı anlatırdım. Sanki açıklaması gibi olurdu. Bunları okuduğunuz zaman var ya insan böyle şeyle bekler böyle sanki böyle. Allah Allah. Sonra kabakları çıkar. Abi onları okuduğun için bunları anlıyoruz ama şimdi. Yok yani, anlamayacaktın. Merak edecektin işte. Onları da bir şey söyleyeyim mi? Ne yazdım da ben de bir unutmuşum. Ama çalışmışım. Maşallah. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Gece gündüz çalışıyor. Yani bu benim gibi pek olmasına bir insan olmasını istemem. Bu takıntı değil. Aşırı ilme merak var. Mükemmeliyetçilik de var abi biraz. Mükemmeliyetçilik de var. Var. Yani istiyorum ki kadere iman edeyim. Tam teşekkür ederim. Peki. Bir daha ne dediğimi sakın karıştırmayın. Esmaların bütünlüğüdür kader iman. Allahu Ekber. Aleminde yaşamak yani. Allahu Ehad diyecek. Allahu Ehad diyor. Kim ya? Ağacın kökündeki çekirdeği ene. Amentu billah. Meyve ve çekirdeği neyse bak bunu düşünmüşüm. Bak ağacın kökündeki çekirdeği amentu billah ene. Meyve ve çekirdeği neyse akıl, vicdan, kalp, ruh, fiil, bütünlüğü. Fiil bütünlüğüne ise ve bil kaderi hayri ve şerri. Bak tepede Allah yani amentu billahi kulüvallahi ehad ve bil kaderi hayri ve şerrihi min Allah Teala, o da küllehu küfü ve nehad, ikisi de ehad. Birisi Allah yani Allah ehadiyet cihetiyle insanda tayin ve teşahhus etmesinin şuurudur kader iman. Neyse anlayan anlayacaktır gelecekte. Bir daha okuyayım aşağıyı. Bir daha okuyayım. Burası izah var. Yani kulüvallahu ehad küllehu küfüven ehad, ikisi de ehad. Kulüvallahu ehad amentu billah küllehu küfüven ehad kadere iman. Mükafat olduğu için. Çünkü çekirdek meyve insandı ya. Peki. Miracı yaptık abi. Kadere iman eden miracını yapmış olduk. İşte bu işte. Evet. Evet çünkü o da çekirdek. Kadere iman etmenin en zirve seviyesi, fiili seviyesi kadere miraçtır. Amin. Ve miraç gecesindeyiz. Kadere hakkıyla iman etmiş olan miracını tamamlayan yapmış. Tamamlamış. Yapmış olur. Hürriyetime değil. Orayı okuduk abi. Öyle mi? Evet. Orayı okuduk abi. Heh, tamam. Geç. Peki. Şunu da okuduk mu? Şurayı. Evet. Ahir bakayım. Evet. Ahir zahir batın isimlerinin hulasa-i camiasının insana gözlük ve gönül vermesidir kader. Sen okuduk. Öyle mi? Kader faili muhtardır. Okuduk mu? Bir de okuyayım. Kader faili muhtardır. Bedeni ruhtan ayırabilmen kadar hadisatın tazikatından kurtulursun ve bu halette hadisatın arkasından
baktırmasıdır kader iman. Okuduksa okumayın. Burayı okumadık da demek ki o ama, şey, hürriyeti okudunuz. O, tamam, oraya geçelim. Ne yapayım kaderim demekle senin dışında sana hükmedenin senin adına karar verdiğine inanmışsın demektir. Bunu ne olur kaçırmayın. Gece saat geç oldu ama şu cümleyi bir daha okuma istiyorum. Ne yapayım diyorlar ya. Ne yapayım? Çünkü ya kader inkar şey yapacak. Benim suçum yok. Benim suçum yok, hep onun suçlu. Onu da inkar ediyor. Onu suçlayarak onu da kaldıracak ya. Kendisini kaldırdığı gibi. Kendisini inkar eden, Allah hadi inkar eden. Ben kendisi yaptı aldı, ben yapmadım, kader yaptı diyen kendisini inkar ediyor. Kendini inkar eden Allah'ı zaten inkar ediyor. Daha kolaydır Allah'ı inkar etmek. Bak, ne yapayım kaderim demekle ne diyor? Senin dışından sana hükmedenin senin adına karar verdiğine inanmışsın demektir. Senin adına karar veren insan değilse o zaman teslim olup rahat olman gerekmez mi? Mükemmel bir mantık. Peki ne yapayım? Kader yaptı beni, şey yaptı. Kim yazdı kader? Kader insan mıdır? Arkadaşın mıdır? Ağaç mıdır? Kader kimdir? İnsan dışıdır. Söyleyeyim, kaderin yazdı. Kader yaptı. Kader mi yaptı senin fiilini? Bunlar hep o mu yazdı? Evet. Kader senin arkadaşın mıdır? Asker arkadaşı yok. İnsan mıdır? Yok. İnsan üstündür değil mi? Senden üstündür. Senden üstünse o zaman senden kalitelidir. O zaman teslim ol. Kendi silahıyla vuruyorsun. Evet, kendi silahıyla. Bak diyorsun ki benim adıma karar verdi. Bak diyorsun ki kader yazarak benim adıma karar verdi. Ben de sana soruyorum, kim o? Kader diyorsun. O zaman sen kadere inanıyorsun. Kadere inanmazsan kaderi ağzına almazdın. Evet. O zaman kader senin kalitelidir. Çünkü insan değildir. Aslında kadere iman ediyor ama zulmettiğine itikad ediyor. Ediyor. Oysa sen sana zulmeder misin? Kader senden daha üstün olunca sana zulmeder. Şey zamanın ne mekan, zamanın ve mekanın buluştuğu kavşak insandır. Ne demek ya? Sokunuz, zaman ve mekanın arkasında. O andaki deliliyim. Tam akıllı bakmayacaksın bana. Saat kaç için bakar mı? Ben görmüyorum. 1:11 geçiyor abi. 1:11 geçe bunu ders yapanın aklı olur mu? Şey, estağfurullah. Yok. Aklı olmaz. Aklı küle bağlamış. Aklım yoktur. Yani tam akıllı olur. Siz bir kişisiniz abi. O tamam, su kaldırır da bu kadar adam sizi nasıl dinliyor? Şimdi bir sorun orada. Siz de benim gibi. Çünkü birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Aynen öyle. Çünkü sen dağda tavuğun şeyle, sığırla dolaştığını gördün mü? Yok. Kedi kediyle, köpek köpekle, yılan yılanla, kuş kuşla, tavşan tavşanla dolaşır. Deli deliyledir de zevk alır. Bak, bunu zevk aldığınızda ben zevk aldım. Bunu nereye soktun diye bak, keyif yaptın. Tenkidin bile veya misal. Yapsa, Allah Allah olur mu ya, bu neye git? O kadar keyif aldım ki. Çünkü itiraz edince, ha beni onaylıyorsun demektir. Ciddiye alıyoruz. Çünkü sevgili öyle demiş. Ben seni sevmiyorum demiş sevgilisi. Kimi sevmiyorsun? Seni. Ha, beni dedin ya. Beni onayladın. Olsun, sevmesen de. Sen dedin. O horoz değil. Çünkü. O da normal değil bir şey. Bana öyle dedi. Dedim ya, sabah namazı geldi dedim ya. Niye dedi? Horoz atıyor şu köyde. O horoz değil dedi ya. Hasan. Emsaldık, gençtik. Ya horoz işte. Horoz değil o. Kimdi? Allah'ın melaikesi yerisine indi. Orayını namaza kaldırıyor. Dedim ya. Ne? Meğer sevgilisi o köyde olduğu için. O sevgilisi o köyde olduğunda horoz oldu melek. Horoz benim melekim. Evlenince görecek mahkeme. Ya görmeyecek, görmeyecek. O zaman bak. Zamanın ve mekanın buluştuğu kavşak Allahu Ekber, insandır. Mesela zamanın meratipleri var ya, öyle şey yok. Mesela sığırın geçmişi geleceği yok ki. Zamanın farkında dedin, mekanın da o kadar farkında değil. Zamanın farkında olmayınca mekanın farkında da olmaz. Senin ahıra bağlayınca, öteki ahıra koyunca, ulan yuva, ulan batsın bu ahırlar be. Bu ahırdan bu ahıra koyuyorsun değil mi? Mekan da önemli değil onun için. Allah.
Adam batsın bu dünya diyor. Ondan sen de içindesin lan, batacaksın sen de. Batsın bu dünya diyor. Batacaksın lan sen de o zaman. Ben dünyadan çıkayım, batsın bu dünya diyor. Dese neyse. Kaderi iman ruhsal derinliktir. Allahu Ekber. Kadere iman eden kederden emin olur. Bir tarafı değil. Bak, bir tarafı değil. Bütünsel kederden. Kederden demek ne demektir? Kederden, kaderden, geç dinliyorsunuz ama memnun olacaksınız bunu. Dinleyeceksiniz, şu anda da zevk alacaksınız. Gelecekte de bakacaksınız bu videoya. Bak şimdi. Kaderden iman eden, kadere iman eden men amele bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Ki nereden emin olur diye merak ettik. Osman da bahsetti bundan. Kederden, telefonla konuşmuştuk. Kederden emin olmak, keder nedir? Zamanların, zanların, şüphelerinden, zanlarından, şüphelerinden, karışık tasavvurlarından, bilgilerinden, vehimlerinden emin olmak demektir. Arınmak demek. Arınmak demektir. Arınmaktır. Tamam. Aslına. Aslına ulaşmaktır. Emin olmak. O zaman emin oluyorsun. Bak, Allah'a iman etmek. Allah'a iman ettim. İman demek emin olmak. Allah'a iman etmek demek Allah'a karşı zanların, şüphelerin, karışık tasavvur ve duyguların, düşüncelerinden, vehimlerinden en azından fikren çıkmaktır. Şüphesiz ve vesvesesiz iman mertebesi. En yükseği o. Kadere imanın en yüksek seviyesi bütün bunlardan sıyıran miraçtır. Peki ne ile olur? Ne ile olur? Miraç. Yani kederden emin olmak. Bir, dima kitaplara imana. Kalbin bir ayağıdır biliyorsunuz. Keder o zaman şey olmuş oluyor değil mi? İnsanı aslından uzaklaştıran o zanlar, şüpheler, vesveselerin tümü oluyor. Tümü sana keder veriyor. Evet. Kendinden ondan uzak olmanın verdiği şeyler. Evet. Zanların, şüphelerin, vesveselerin. Yani kadere imandan uzaklaştıkça zanların artıyor. Keder insana korku mu verir? Güven verir kadere iman. Keder. Keder tabii. Keder. O zaman kader korkuyu hafa çeviriyor bir manada da diyebilir miyiz? Yani aynen, yani olabilir. Bak şimdi, kadere iman azaldıkça keder, vehim, zan, şüphe, allak bullak düşüncelere sahip olursun. Kadere iman arttıkça demek, beş tane iman da arttı demektir. O zaman zanlar, şüpheler, karmaşık düşünceler, vehimlerden çıkıyorsun. Tamam mı? Dima nedir? Biliyorsunuz kalbin bir ayağıdır dima. Bu iman esaslarına, kitaplara, imana bakar. Çünkü lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dimadır. En güzel bu son tespitler abi, en güzel yere geldik öyle mi? Evet, acayip yerlere geldik. İki, beşeriyet, haşre iman, alemin şahit olma, yani haşre aleminde olacak değil mi? Aleminde şahit, aleminde şahit olma. Nefsin meratipleri, nefsi emmare inkar ediyor. Levvame, levme diyor günah ve aşırsız diye. Yani dima ki kitaplara imandır. Beşeriyet haşre imandır. Kalp, vicdan, yani vicdan ayağı, ruhu, ona niye yazmadık? O peygambere iman olacak galiba. Peygamber yazıyorum. Çünkü ismetsizlik ya. Kalbe. Evet. Yani kalp demek vicdan demek. Peygamber koyuyorum. Ruhu, melekleri iman, varlığı vücuda tutan arş-ı azamdan başlar. Enes'i Allah'a iman, bunu çok konuştuk. Etmeye bakar, taayyun, teşahhus ediyor. Altı, bunlara iman etmekten kendisinden emin olan, küfüven ehad olan insanın kendisi. İnsan yani bu aslında. Altı, evet. İnsan oldu. Evet.
kadar işte yani, insan işte bitti. Topladı yani seni. İnsan topladı bunları. Allah'a, melekleri, kitapları, peygamberi, her şeyi kendisine topladı. Çünkü insanı kaldır hiçbir şey de zaten yok. İnsanı insan yapan. Alemleri uygulayalım. Alemler mec'ul. Mec'ul, alem bu. Ne deme. Arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, kürs, lef-i mahfuz, ispat, alem-i şehadet. Bunları insana uygulayalım. Bunların iman esaslarını uygularsak. Mec'ul, ene. Ne demek? Kökteki çekirdek. Kulüvallahu ehad siri. Arş-ı azam ruhtur. Lef-i mahfuz bizde dimağdır. Arş kalp yani vicdan ayağı. Kürs beşeriyetin ve nefsin takılmasıdır. Altı lef-i mahfuz ispat ve alem-i şehadetin bütünlüğü. Bunları bütüne getirebilen insanın kendisi meyvedeki küllehu küfüven ehad sırrı. Bu onun için kader sırrıdır dedi ya. Kader sırrıdır diyor. Sır, bir kadere iman var, bir de sırrı kader var. Sırrı kader bu konuştuklarımız. Tabi. Hiç sırrı kader şu, onun için itiraz ederler. Kader insanı kendisi deyince ne derler biliyor musun? Sen kaderi hiç anlamadın. Ne diyeceksin o zaman? Sakın itiraz etmeyeceksiniz. Doğru. Ve diyeceksiniz ki ya Hasan'ı dinlemeyin. Yanlış söylüyor. Sakın beni savunmayın. Çok da doğru söylüyorsun hakikaten. Diyeceksin. Ve hakikaten ben de senden olsam dinlemezdim diyeceksin. Beni savunmayın. İhtiyaç yok. Çünkü bilmesin. Bilirse enanet yapacak bunları. Bilmemesi daha iyi. Peki. Bilirse enanet yapacak. Yapacak. Onun için bilmesin. Okum, dinlemesin. Çünkü bunları azizim emeğe saygıya. İnan. Ya her şeyi veriyorsun. Hani bununla yatıp kalkıyorum. Yani yatak, hakikaten buna yatıp kalkıyorsun. Ama doğru mudur? Hayır. Yanlış mıdır? Hayır. Zannımdır. Doğrusu bulunana kadar bu zanlarım doğrudur. Okuyorum, bitiriyorum. En asıl olarak kökteki çekirdek. Herkeste eşit bu. Mesela Adana'da bir ağacın büyümesi, aynı ağacın çekirdeğin Rize'de büyümesi. Çekirdek itibariyle, asıl itibariyle herkeste eşittir. Burada şuunat-ı zatiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye, esmaların oluşturduğu zeminsiz zemindir. Nedir o? Çekirdek. Burası, yani çekirdek ene. Nedir? Ene nedir? Bir daha okuyorum. Şuunat-ı zatiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye ve esmaların oluşturduğu zeminsiz zemindir ene. Burası kainatın çekirdeği oluşu, şeceri hilkatın çekirdeği oluşu. Hem insana uyguluyorum hem kainata. İnsan, çok acayip bir yere geldik bak. Bundan da pişman olmayacaksınız. Ve hakikaten bitti. Bu sayfayı okuyup, bu sayfa. Ben şu anda var mı? Ay yalan demeyeyim. 100'de var. Daha yok. 200 var toplam. İnsan, ağacın meyvesi ve çekirdeği. Bak insan ağacı meyvesi ve çekirdeği, kökteki çekirdeğin ne aslı ne de gayrısı olan, meyvedeki çekirdek, evet, kökteki çekirdeğin ne aslıdırsın ne gayrısıdır, 16. sözde ne aynıdır ne gayrıdır der. Buradaki ene kazanımların bütünlüğünün oluşturduğu enedir. Meyvedeki ene var ya, kökteki çekirdekten ne gayrısıdır denmesi atıp atıp aynı değil. Kazanımların oluşturduğudur. Buz. Yani ruhtaki latifelerin koy tencereye, dimağdaki fikirlerini koy tencereye, kalp ve vicdandaki duygu ve hislerini koy tencereye, beşeriyetin ve enfüsün meratiplerinin nefsin meratipleri. Beşeriyetin ve nefsin meratiplerinin inkişafatı koy tencereye. Ene'deki Allah'ın Celle Celaluhu'nun tayin ve teşahhusunu koy tencereye. Bunların toplamının cemül ceminden ortaya çıkan insan denilen kişi.
İnsan anlat, insan nedir ki nokta üst üste koyduk ya kule o. Bunların ceminden, halitasından ve cem olma nispetinden, zanlarından, vehimlerinden, karmaşık bilgilerinden, emri nisbi ve emri imtibarilerinden sıyrılma nispetinde emin olan insanın kendisi. Kareyi çıkarttım. Allahu Ekber. Emin, yani kaderden emin olur. Kim emin olur? İnsan. İnsanı bir tanımlayalım. Sonra emin. İşte bu. Emin olan insanın kendisi. Tarif etmemiştiniz sanki hiç böyle. Böyle bir şey yok, evet. Bunların ceminin halitası kader. Kalitesi kadar. Ha. Bunların ceminin kalitesi kadar ben diyebilen insan. Diyebildiğin kadar, ben diyebildiğin kadar insansın. Kaliteli beni kadar miracı olansın. Miracı olan, zanlarından kurtulan insan. Varlığın arkasında, arkasına bunların bütünlüğünden geçen insan. Bu insanın kalitesi kadere iman ile ifade edip yaşar. Durum fena gidiyor abi. Acayip. Kader Risalesi'nin içeriğine baktığın zaman insanın içsel aleminin ilmen münasebetleri bir. Zeylinde ise, yani birinci şey var ya, zeyline kadar. Kader Risalesi'nin içeriğine baktığın zaman büyük insan, küçük insan ilişkisinin münasebetlerini bahsediyorken, Kader Risalesi'nin zeylinde ise enfusi yapısı ve ikisinin bütünlüğü. İnsan kendini tanıdığı kadar bak, insan kendini tanıdığı kadar kaderi görür. Kendi bütünlüğü ile kainatın bütünlüğünü görür, şahit olur, meşhut olur. Melaikelere iman. Ne demek? Kainatın zahirde, yani melaikeler iman niye getirilmiş iman esaslarında? Ne karımız var? Yani kadere iman etmesek ne olur? Kainatın zahirde parça parça görünen aslında tek vücut olduklarını, Şualar 13'te diyor ki, sırr vahdet ile kainat öyle cesim ve cismani bir melaike hükmünde olur ki, yani melaikelere iman kainatın parçalarını bütün resim yapar ki, Ustad da buna iman etme nispetine, melaikeler iman etme nispetine kainatı büyük bir İsrafil olarak görür. Azamet heykelini görür. Azamet heykelini görür. İsrafil gözükür. Kainat İsrafil'in vücut halicisidir. Görür. Abi yani şey mi, o karınca artık her tarafa hakim mi oluyor? Kendini görüyor. Evet. O karıncayı bunlar biliyor mu? Biliyor. Karınca şudur. Karınca kararınca. Karınca budur, kalemi düşürdüm. Bak şimdi. Karınca karış. Bir bana bakın. Benim vücudumu, içimi boşaltın. Tamam mı? İçimi boşaltın Ömer. İnce bir tabak olsun tahtadan. İnce, çok ince. Ama şöyle boşaltalım. Bu saçımın her kılı karıncanın böyle helezonik dönebilecek kadar olsun içi. Yani saçım aynı dursun. Bir karınca koyun. Minnacık bir karınca ama saçımın kılı ona boru olsun. Yay gibi dursun. Saçım. Ama yani o kadar karınca ufalsın. Beni büyütme. Yani saçın içi bile boşalsın. Yani. İçini boşalt. Kılını boşalt. Peki ne kadar büyük karınca olsun? O boru olsun ona. Tamam mı? Şimdi bak bana şimdi. Şimdi ben böyle büyük namazda. Bir tane o saçta boru gibi olmuş saç ona. Dolaşan karıncayı düşün. Tamam mı? O kadar ufak bir karınca var senin içinde. Sen de için boş. O karınca parmağında şurada. Burası ona göre nedir?
Burası ona göre nedir? O kadar ufak kalınca içeride dolaşıyor. Buraya geliyor. Allah! Bir göl var ki her adam şey gibi Hazar Gölü. Deniz gibi değil mi? Göldür aslında. İran'la Azerbaycan'ın değil. Yani ufak bir göz damlası olsa göl olur değil mi? Ha. Bu benden kasıt, bu vücut, bu vücuttan kasıt, şeceri hilkat, şey diyelim, kainat, İsrafil. Bunun içinde dolaşan sensin. Kader bu ilişkiyi kurduruyor sana. O zaman o karınca dese ki, nerede dolaşıyorsun? Ben İsrafil'im dese yeridir değil mi? He? Ben İsrafil'im dese yeridir değil mi? O ufak karıncayı sorsak, yeridir. Sen nerede dolaşıyorsun? Ben değil. Ben değil. Kainat, İsrafil'in azameti vücudu haricisi heykelidir. Ben bazen iki defa mı ne? Bir yalan olmasın. İki defa oldu. Ne oldu? Namaz kılarken bu beden ben değil. Tamam mı? Bu bir defa oldu. Bir defa, iki defa namazda. Bunu anlattırmak için mi Allah nasip etti? Daha olmadı dediğim için. Ondan sonra kendimi de astı beni de bu bedenin içerisine o zerrecik karıncayım. O zaman bir yerde isem, burada isem ayağımın topuğunu bilme ihtimalim yok. Ancak cüziyetten çıkıp külli kesbedersem, tamam, bir tanesi beni çıkartırsa, şu ben bende nasıl dolaşıyorsam, bu bende, kainatta böyle dolaşıyor. Ben değil, ben bir yere gitmiyor. Ben değil, ben bana geldim, beni bana soruyorlar, ben beni görmüşüm, ben ölmüşüm. Ben de bana gelmişim, ben değildim zaten. Üstümdeki battaniyeler kalktı. Pişt, pişt. Çekirdekte battaniye kalktı, filizlendi. Bir daha kalktı, dal oldu, kütük oldu, battaniye kalktı. Filizlendi demek, dışarıda filizlendi. Dışarıda alçı olmuyor. Çekirdekte battaniyeler kalktı. Peki, ne anladıksa. Allah razı olsun. Melaikeleri iman bunu kazandırıyor işte. Bunu anlattım, melaikeler imandır. Melaikelerin vücutlarıdır aslında kainatın varlığın anlamını kılan melaikelerin varlığıdır. Kainatı bana taşıyor. İman esaslarının diğerleri hariçte olduğu için Allah'a iman benim dışımda melekleri benim dışımda, kitaplar benim dışımda, peygamber benim dışımda, haşir benim dışımda. İman esaslarının diğerleri hariçte olduğu için hem ihatası hem de eserleri ve teşrifleri olduğu için kolaydır iman etmek. Allah'a iman etmek kolaydır. Evet. En kolay iman etmek Allah'a iman etmektir. Sonra melekleri iman etmek kolaydır. Sonra kitaplara, sonra benim cinsimden bir insan nevi var. Ona en zor, bunlar içinde ahirettir, daha zor kadere iman etmek. Onun için bunlara niçin Allah'a kolaydır? Allah'ın eseri var, sanatı var, peygamberi var, mevcudatı var. Benim hiçbir şeyim yok. Fiilimin de halikı da değilim. Kolaydır. İnsanın kendini tanıması ve bu beş iman esaslarıyla tanıması zordur. Onun için müstakil kaderi iman olamaz. İlle beş tane iman esası malzemesiyle olur. Son yüze geldi mübalağasız. 132. Sanki son yüzü okuduk ki hatırlıyorum. Açın da bir. Eğer okumuşsak okumayacağım. Burası. Yok, okumadık ya. Vücub okuyayım son yüz. Sayfa değil yüz. Vücub vacip ve lazım olmak. Bizim irademizle irade-i ilahinin bir şeyde ihtima ettikleri zaman o şey vacip olur ve derhal vücuda gelir. Lüzum, işaret edeceğiz 195'te. Bu niçin okumayalım? Bu şeyden okuduk abi. Bu niçin okumayacağız şimdi? Hadi çünkü lüzum, zaruret, vücubun çıkış delillerin bu.
geçiyorum ama aşağıyı okumadık. Şu onun sayfanın dibini okuyayım şurayı. Şurayı. Ha şu kadar. Hasenatı isteyen iktiza eden rahmet ilahi, icat eden kudret-i Rabbaniyedir. Sual ve cevap ve dahi ve sebep ikisi de haktandır. Okuduk mu? İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile, niyet ile, arzu ile onlara sahip olabilir. Ondan sonra şu öteki tarafa geçeyim. O orada yok yok onun şuraya okuduk da şu iki cümleyi okumadık. Fakat diye. Fakat seyahati isteyen nefs insaniyedir. Ya istidat ile ya ihtiyar ile. Kesb-i şer şerdir. Halk-ı şer şer değildir. İcad-ı ilahi şer ve çirkinlik. İcad-ı ilahi de şer ve çirkinlik yoktur. Ve sayfayı çeviriyorum. Hakikaten. Hadi geçmiş olsun. Şurası çok güzeldi abi ya. Burası netice değil. Daha yolun ortasındayız. Evet abi şurası işte. Ama bu çok güzeldi abi. Yani. Evet onun için en son bunu koydum. Burası bu dünya netice değil. Daha yolun o dünyada olmakla yolun ortasındayız. Netice ait soruları yolun ortasında sorulamaz. Netice hani diyecekler ki şimdi itiraz ediyorsun bu niye oldu ya? Bu niye oldu? Niye olmadı? Sonra şimdi diyecek ki o niye olmadı diye bağırdın bunun için. Ha. Bu nasıl olmadı? Bunun için ha diyeceğin orada. O zaman netice ait soruları yolun ortasına sorulamaz. Netice haşir meydanıdır ki neyin ne için yapıldığını dünyada olduğunu o zaman anlayacaksın. Hem nasıl ki kader ilahi netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlikten bak öyle diyor bak. Kader ilahi dünyada şer var gibi var. Ama bak ne diyor? Hem nasıl ki kader ilahi netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Evet. Netice ahiret itibariyle evet. Buraya hükmediyor kader. Sen kader iman etmeyle ahiretin aletiyle Allah'ın aletiyle sana gidir aletle bakıyorsun. Münezzeh öyle de illet ve sebep itibariyle dahi zulümden ve kubuttan mukaddestir. Çünkü kader hakiki illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri illetleri, hükümlerini bina ederler. Kaderin aynı adaletine zulme düşerler. Demek kader ve icad-ı ilahi mevte ve muta. Yani kader ve icad-ı ilahi nereye bakıyor? Elestu bi rabbikum ruhlar alemi mevte, muta haşir meydanı. Asıl ve fer, illet ve netice itibariyle şerden ve kubuttan zulümde münezzehtir. Yani şer gibi gözükenler yolun ortasında böyle gözüküyor. Resim daha tamamlanmadı. Sizin çocuğunuzun önüne resim koyuyorsunuz ya tabii. Evet. Parça 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 darmadağın ediyorsun. Hadi kızım tamamla. Evet. Bir bakıyorsun dilini çıkarmış. Oysa o dili tek başına düşünse neler bana dil çıkarıyorsun? Sonra bakıyorsun ki meğer yemeğin tadına bakıyor. Evet. Ama ötekisini kendine zannediyor. Evet. Yani bütünlüğü içinde. Evet. Bunu sana sağlıyor. Kader-i mat bunu sana sağlıyor. Evet. Bütünlüğü gösterme. Allah'ı melekler sen bütünlüğü sana gösteren kader-i imandır. Ve ahirde vahum enilhamdülillah rabbil alemin. Ya Rabbi ahirette bunları hakkıyla haklanmayı, hakikatine mazhar olmayı, mahiyetine uruç etmeyi, Miraç gecesi hürmetine nasip bir müessere eyle. Bu maide-i Kur'an'ı sofra olan sohbetimizi ki Allah Resulü buna ilim meclisleri cennetin bir bahçesidir diyor. Allah'ım dünyada bizi bu bahçeye koyduğun gibi suretidir. Surette hakikatsız olmaz. Hakikatını da nasip eyle. Allah'ım Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı gecesi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti manevisi. Hakikat-ı Muhammediyesi. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'nin hakikati, imanı senin yanında ne ifade ediyorsa onun hürmet ve hatırına Miraç gecesinin hatırına Müslümanları, ehli imanı amin diyenleri, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi de nasip eyle. Onların insi ve cinli şeytanların şerinden semavi arz-ı afatlardan maddi ve manevi erva-ı habiselerden hıfz-ı emin eyle. Amin. Onları ve bizi cin, şeytan, erva habise, nefse emare ve
maddi ve manevi erva habiselerden hıfz-ı emin eyle. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı keba ile devam etmeyi, talebi ulum unvanı ile şehit olmayı nasip eyle. Allah'ım, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eyle. Ya Rabbi Alemin. Ya Rabbi Alemin, ey şiddeti zuhurundan tesettür etmiş olan Kadir-i Zülcelal, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemalatıyla bütün mahlukatı tesir eden kudretinin, hikmetinin, rahmetinin hakkı için bizi ve bizi sevenleri, nefislerimizi bize musahhar eyle. Amin. İnsanların akıllarına, kalplerine Risale-i Nur'a musahhar yap. Amin. Vatan için, din için, mukaddesat için, namus için mücadele eden, maddi ve manevi cihat edenleri İki cihanda aziz eyle, amin, muvaffak eyle, İttihad-ı İslam'ı nasip eyle, amin, Cemail-i Mutafika İslam'ı nasip eyle, amin. Bunlar için uğraşanları, siyasi liderleri, gayret edenleri, emeği geçenleri iki cihanda aziz eyle, amin. Bunlara muhalif olanları, istemeyenleri ıslah eyle, amin. İslahı gayr kabil olanları kahar ismine kahr-ı perişan eyle. Vahir davahım enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tan sonra var.